Arkadaşlar karşınızda Berke Berkin Gamebe. Şak şuk şak şuk şak şuk. Efendim hoş geldiniz. Selamlar Eren Bey, nasılsınız? Selam. Teşekkür ederim Berke, nasılsınız acaba? Allah, harika bir program seyrediyoruz. Hayır. Bütün aile. Evet, biraz yalan mı acaba? Tabii ki. Çok olsun güzel başladık. Olsun ama. Çok riyakar bir program olacağını daha önceden duyurmuştuk. Arkadaşlar kendisi meşgul bir insan olduğu için, bize zaman ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyoruz Berk'ciğim. Estağfurullah, ne demek, ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu abi, teşekkürler, gidiyor böyle. İyi akşamlar diliyoruz Berk'le, bu kadardı. Yüzünü göstermesi yetti. Şimdi Nopstar'da da konuğumuz olmuştu. Gerçekten çok keyif almıştık. En keyif aldığımız programlardan biriydi Nopstar'daki. Vallahi mı? Vallahi mı? Valla. Birincimizi de belirledik. İzleme fırsatı gördün mü kimin olduğunu? Finale denk gelemedik. Kim oldu? Furkan Çeri birinci oldu. Direkte Bileda'yla dans eden. Kokosuna bomba vardı şive yapan. O ikinci galiba. Yok, Mimar Hanım ikinci. Kokosuna bomba üçüncü oldu. İlk 5'e almadığımız insanlardan Bela falan okundu. Ammus arkadaşımız Ammus abimiz İthal parfüm birincisi oldu. Çok yılın, iyi. Yılın çok iyi. Bence layığını bulmuş. Gayet aynen. Ammus abimiz. Şimdi chat'tekilere sesleneyim. Berk'ten gelenler, sevgili misafir chat'imiz. Aranızda herhangi bir meme varsa, yani Berk ayağını göster, Berk sakalını cinsel organıma vur şeklinde. Biz bunları bilmediğimiz için banlayabilir modlarımız. Elleri kayabilir. Lütfen bize sonradan söyleyin. Senin de modluğun var Berk. Bizim modlarımızın kaçırdığı bir şey olursa kafa atabilirsin. Tabii ki. Tamam. Herkesi banladım. Tabii ki. Aboneler dışında herkesi banlayabilirsin. Şimdi ben Radyo Kafası'nın ne olduğunu söyleyeyim bilmeyenler için. Radyo Kafası bir talk show'dur. Biraz röportaj gibi derler. Makaraya da vurabilir, konuğa bağlı. Fakat beyaz şov değildir. Burada kimsenin önünde önümüze iliklemeyiz arkadaşlar. Küfür de ederiz. Sigara da içeriz. Kusura bakmayınız. Haydi başlayalım o zaman. Haydi bakalım. Ay, heyecan mı? Ben biraz heyecan. Şimdi efendim öncelikle nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz şeklinde bir rahatlatma soruları. Nasıl gidiyor Berk Bey, YouTube kanalınız Post42? Post42 çok iyi gidiyor falan, aşırı abartılı. Çok keyifli bir video çektik, umarım herkes keyif aldı. Biz çekerken çok eğlendik. Evet. Biz çok eğlendik, inşallah bu herkese geçer falan gibi. Ben ciddi cevap vereyim o zaman. Tabii ki böyle. Hiç fark etmez, umurumda bile değil. Tamam, o zaman geçebiliriz diğer soru falan. Tamam. Çekerken eğlendiniz mi Berk Bey? Eğlendik. Ya işte ama bu arada biraz evet, gidiyor ya. Zaten herkes biliyor da bin kere de söyledik işte. Stüdyo soğuk falan filan. O anlamda daha az gidebiliyoruz stüdyoya. Kar falan yağdı ya, böyle garip şeyler oldu. Ne tarafta söylemeyelim mi acaba? Yoksa... Yani yok, Maslak tarafında. Maslak tarafı. Gizli bir yer değil ama tam yerini tabii ki söylemem. Çünkü her yerde abi şakan var diye çatıdan adam falan geliyor. Öyle şeyler yaşanabilir. Ama işte birazcık hani daha böyle duran bir dönemdeyiz ama geliyoruz, bomba gibi geliyoruz. Anladım. That's what he said. Bomba gibi geliyorlar. Hala şaka atabiliyorlar mı insanlar size? Tabii ama bize değil abi, lütfen. Ya bu yanlış anlaşılmayı gerçekten çok yani biz bakmıyoruz kişisel hesaplara gelenlere. Post42'nin lütfen Twitter'ına, Instagram'ına gönderin. Bir tane şey var hatta geçen bir tane fan sayfası Post42 Rare diye. Bizim fotoğraflarımızı alıp koyuyor böyle garip. Facebook'tan falan bulmuş. Çok komik bir sayfa. Hatta sahibiyle de konuşmuştuk. Çok saçma sapan. Uğraşıyor onlardan böyle. Abi. Ona yolluyorlarmış biz zannedip. Ona da yollamayın abi. Yazık. Evet. Post42'ye Twitter'dan mı? Instagram'dan da olur mu? Insta'da olur ama Post42 falan Instagram'da. Twitter'da Post42 Team hesaplarına gönderirseniz çok iyi olur. Diğerlerine bakmıyoruz çünkü yazık olur yani. Evet. Ben de birkaç şaka hazırladım. Sana yapacağım. Hadi. Umarım şimdiden söyleyeyim ki gül diye. Daha söylemeden inanır mısınız? Şimdi bak, direkt ters bir soru söyleyeyim. Sen agresif bir adam mısın Berk? Pasif agresif misin? Buna aslında ya benim cevap vermem garip olur da dışarıdan birisi bunu daha iyi. Yani sende bazen gülüşü görüyorum. Senin hani yakalasam çok fena olacak gibi. Ya Bazen böyle garip şeylere alınabiliyorum, evet. Yani o tarafım var. Ya pasif agresiflik mi o bilmiyorum. O kadar güçlü bir şey mi ama böyle yani bir şeye yani çok hani beni üzebilecek görünen şeylere alınmayıp böyle saçma bir şeye çok patladığım oluyor garip bir şekilde. Ya o işte içinde tutmak mı denir acaba? Galiba böyle biriktiriyorum Eren. Varla yani. Ay. Anam bende de var o. Dur kahveni, çayını tazeleyeyim. Peki şey mi? Mesela ne yaparsan bana kafa atarsın? Abi kelliğimle falan diye. Aga be. Leyla ile Mecnun açayım arkaya. Ya beni harbiden sinirlendirmek çok zor. Çok büyük saygısızlığa ben gelemiyorum ya. Böyle üslup bilmeden falan konuşulduğu zaman. İşte hani bak kendinden aşağı gören konuşmalarda böyle bir tetiklenirim yani. Buna zaten kim tetiklenmez ki gerçi? Cahili ve hadsizi sevmiyorum şeklinde. Evet, hadsizlik ya. Evet, hadsizlik diye genelleyebiliriz. Anladım. Peki mesela Giste sana gelip abi göbek deliğine bir dil atayım deseler. Yani gel şöyle geçelim senle falan diye bir kabine falan diye gideriz burada. Ya yok ya şey sonuçta ya hakikaten sanalda gördüğünle realde gördüğün şimdi yanıma gelecek olan bir çocuk falan olacak ya sonuçta. Yani çocuk abi zaten onlara böyle daha şey ılımlı davranırım da böyle sanalda bilmiyorsun ya o adamı. Anonim bir profil yani orada daha çok sinirleniyorum mesela. Ama o çocuğun da okul katliamı yapıp yapmadığını bilemeyiz belki. Biraz daha dark bir... dark side. Belki kötü bir çocuktur. Doğru diyorsun. Evde doğru diyorsun da işte şey toleransın biraz daha... Ya küçük çocuklar... Yani senin yanına gelince abi seni bir kere öpebilir miyim, sarılabilir miyim diyebilirler mi? Çekinsinler mi yoksa? Derler canım ya o kadar da. Yok ya, o kadar şey bir insan değilim ya. İnternetteki personam biraz... Evet aksi. İşte hele Twitter'da takip eden bayağı korkuyordur ya. Evet. Ya yoksa harbiden yanıma gelene asla siktir git demedim yani. Abonemiz var. John Konstantin 61 ne kadar değişik bir isim. Prime Name'de abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Berk de buradayken söyleyeyim. Hem Berk için hem benim için insanlar yani yayıncılara Prime'le abone olmanız hem sizin için hem de yayıncılar için çok daha değerli. Nice'u. Güzel. O zaman devam edelim. Giste geleceksiniz değil mi bu arada? Şimdi konusu açılmışken. Giste geleceğiz ama yani nasıl yani şu anda karışık. Yani neye geleceğiz bilmiyorum. Geçen sene falan. Siz kendiniz bir şeyler vlog çekmeye geldiniz. Biz PlayStation'ın standına gelmiştik geçen sene. Orada bir video çekmiştik ama tabii gezmeye de gelmiştik aynı zamanda. Şimdi gene bakalım konuşuyoruz markalarla. Ama muhtemelen geliriz gibi görünüyor şu an. Ah, güzel. PlayStation'la aranız hala böyle tatlış mı yoksa? Tabii ya iş hatta son daha yeni klasik iş ya. Daha yeni klasik iş yaptık. PlayStation klasik çektik. Hatta çok komik bir video oldu ya. Hani izleyenler bilirler şimdi buradan Post42 bu arada YouTube'da. Evet YouTube/Post42 arkadaşlar. Linkleri döndürün sevgili modlarım arada söyledik. Bakın hop geldi. Senin Twitch'in, Twitter'ın ve Instagram'ın geldi. Arada Post42'yi de atın. Gerçi bizim reklamımıza ihtiyacınız mı var? Ayol. Estağfurullah. Ayol. Evet. Yeniyiz buralarda Eren Bey yani. Nerelerde? Buralar Twitch'te yeniyiz yani bilmiyorsunuz. Yok be. Değilsiniz. Aslında değilsiniz. Yani Twitch'te şöyle, Twitch zaman olarak yayın açma süresi olarak yeni olabilirsiniz ama Twitch seyircisinin gözünde yeni değilsiniz. Yani zaten tanıyorlar gibi sizi. Ha ya ben kendim için konuşayım. Boğaçlar falan tabii bayağıdır yayın yapıyor. Yo ben seni mesela Twitch 3 senedir izliyorum. Ta PlayStation zamanından hatta ondan önce Twitter'dan biliyordum mesela. Ha biliyor evet. Ya tabii şey olarak biliyorlardır doğru. İnternet varlığı olarak. Daha mesela PlayStation'da yaptığınız işi ben tekrar takdir ediyorum. Hakikaten aslında Base42'de Post42'de yaptığınız işe benzer bir mizah vardı orada. Evet, çok abi. Severdim. Neden bu kadar az izleniyor? Allah kahretsin. Neden bilinmiyor şeklinde çok şey olurdum. Hatta bir tane yorum okuduğunuz işten 2.22 miydi? Evet. Yani o mükemmel bir bölümdü. Evet abi. Yani o tamamen saçmalık ve şey çok güzel oldu orada. PlayStation'da bize saçmalama imkanı veriyordu abi marka. Yani biz Gürcü hamsisiyle falan video çekiyorduk. Yani o hafta trend olan böyle onun yani video oyunları versiyonunu falan yapabildik. Ya marka özgürlüğü verdiği için biz de saçmalıyorduk. Orada aslında bayağı Post42 kafasında videolar çekiyorduk ama orada kitleye ulaşamıyorduk bir türlü böyle kına gidiyordu. Şimdi ulaşınca güzel oldu, keyifli oldu. Evet. Ama şey oldu bir de Berk mesela zaten Yani orada az izleniyordu ama siz daha Base42'yi duyurduğunuz anda wow adamlar geliyor şeklinde zaten hani bekliyorlarmış gibi bir şey oluştu. Tabii yani şey sonuçta Boğaç'ı tanıyorlardı, beni tanıyorlardı. Buğra'yı tanımıyorlardı. Sonat'ı hiç tanımıyorlardı. Falan diyor. Tamam yani. Yani internet presence'ın şeyini gördük evet o ilk başladığımızda. Evet şimdi radyo kafası sorularına geçiyoruz Discord'daki. Arkadaşlar evet. Dediğim gibi Discord'da sorun. Çünkü chatte abi şampuanın ne, abi boynuma dolar mısın şeklinde de soru gelebileceği için. Hatta çük atılabileceği için evet. Discord'a aldık. Sonra çıkarsınız isterseniz. Ne işin var lan senin Discord'da dersiniz. Efe hanımefendi demiş ki her sakallıya yürümeli miyiz? Bir hanfini'den geldiği için bence bunu... Sakallıya göre değişir diye düşünüyorum. Şimdi hani hipster sakallı var bir de... Üsküdar'daki sakallar var. Bir de kesemediği için sakallı evet, olan. Derine girmek. Homeless sakalı. That's what she said. Gerçi hipster'la aynı şey. Yani. Yürüyelim. Bence bu böyle yani. Tamam. Sakallıysa Şahan'ın bir lafı vardı. Kel, sakallı ve Golden Retriever varsa yapışın şeklinde. Çünkü libidosu yüksektir. Ha öyle bir bağlantı mı var ben bilmiyorum sakalla. Ya, ne ta Şahan'ın dikkat Şahan çıkabilir de söylüyordu bunu böyle jipi varsa libidosu yüksektir falan filan saçması. Ya saçı çıkaramayan saç çıkmadığı için oraya bir enerji harcamayan vücut başka yerlere kanalize ediyor. Değil mi? Nereden çıkıyordur o enerji? Çok çirkin. Yine aynı kişiden bir soru gelmiş. Biraz ciddiyete sokar ama konuşmak istemezsen konuşma. Base42/Post42 dönüşümü sebebi ve malum açıklamalar hakkında bir yorum var mı? Karşıdan bir açıklama geldi gibi oldu ya birinden. Siz çok bir şey söylemediniz gibi oldu böyle. Ya o konuya hakkında hiçbir şey söyleme gerek yok hakikaten. Biz yani karşı taraf falan diye de şey yapmaya gerek yok. Yok evet. Öyle hani herkes istediği açıklamayı yapabilir. Biz de zaten ayrılırken gerekli şeyi yapmıştık. Yani her şey söylenildiği kadarıyla okey bence. Hiçbir şey eklememe çıkarmama. Ya bir tatsızlık, bir şeylik yok ama şu an. Yok yok. Ya bir yorum da yapmayacağım o konuda zaten. Okey. Okey. Deniz sormuş. Oyun oynamaya yeni başlayan bir insana uzun zamandır oyun oynayan bir insanın bu biraz zor bir soru galiba anlaması. Bak bir daha okuyorum. Oyun oynamaya yeni başlayan bir insan var tamam mı? O insana diyorsunuz ki uzun zamandır oyun oynayan bir insansın sen. Yeni başlayan insana diyorsun ki hoca diyorsun. Abi oyunu da hala oynamadın mı? Yıl 2019 hala oynamadın mı? Püh diyorsun. Bu mantıklı mı? İnsana oyun dünyasına antipati duymasını sağlamaz mı diyor. Ya Witcher'ı da nasıl oynamışsın abi falan. He evet. Evet abi bence sağlar. Yani çok kötü bir şey bu ya. Hani böyle bir üstünlük yok ki dünyada anladın mı? Ben hani bir şeyde de var o. Aslında her şeyde var internette tüketilen. Ben şeylere çok gıcık oluyordum bir ara. Abi sen o videoyu yeni mi seyrettin ya falan. He. Yani mağara abi, soğuk muydu belki? Tabii mağara muhabbeti. Yani ben o videoyu o anda görmüş, öğrenmiş olabilirim ya. Belki tatildeyim ama bakayım yani. Evet abi dünyadaki her şeyi nasıl takip edeyim ben zaten. Ya bu da öyle bir şey aslında. Hani adam o zaman yani canı o zaman oynamak istemiştir. O zaman öğrenmiştir. Oynar yani bunun zamanım var. Hani evet, çok saçma geliyor bana böyle şeyler. Oluyor öyle şeyler. Ben de PlayStation 4'ü ilk aldığımda daha Witcher oynamamıştım. Mesela Witcher'ı yeni oynuyordum. Abi bu hala Witcher oynamadım. Yani. Ulan pezevenk yoktu ki cep telefonundan mı oynayacak? Evet abi yani Allah Allah. Saçma sapan. Twitch'e girdin. Ne kadar oldu girelim? Twitch'e ya bir ara girdim çıktım. Bir ara böyle hatta 60 saba kadar falan çıkmıştım. Hadi be. Evet evet. İlk girdiğimde ama çok hani bir tane MacBook küçük MacBook'la falan yayın yapıyordum. Hiçbir ekipmanım yoktu. Onu da zaten geri verdik. Şey değişince ajans değişince. O böyle ben mal gibi kaldım. Yayını da açamadım bayağı bir süre. Evet Fortnite zamanları. Düşük bütçeli Fortnite oynuyordum böyle. Hatırlıyorum onu ben. Acayip duvarları şey çeke çeke falan. Onda yani o zamanlar ne zamandı o ya? Mayıs sonuydu galiba. Evet Mayıs sonu falandı. Sonra şimdi ekipman alınca tekrar Aralık 21 Aralık'tan itibaren de yeni düzenli sisteme geçtik. Evet, çok şükür. Güzel. Evet konumuz az önce dondu. Şu anda da biraz Japon pornosu gibi oldu böyle bir kanıcanda. Şu an düzeldi belki. Tamam, ben şeyi kısayım o zaman. İyisin, iyisin. Neyini kısayım? Bunu açıklarsan hepimiz mutlu olacağız. Ben birazcık şunu kısayım falan. Aynen. O yüzden yapamıyormuş. Sinyali kesiyormuş. Evet. Seyirci kaygın var mı peki? Ulan şu kadar sabah çıkmak istiyorum, şu kadar izlenmek istiyorum. Bu kadar izlenmezsem ben bu Twitch'te yayın yapmam. Yok ya, hiçbir kaygım yok o şekilde. Zaten ya eğlenmedi. Ben gerçekten çoğu zaman şeye bile bakmıyorum, kaç kişinin seyrettiğine. Yani pardon. Ay, bir şey geldi böyle. Ya eğlensek yeter bana ya. Mesela hani eğlenmediğimiz zaman da zorla o yayında tutmak istemem hani. Hmm. Ve böyle işte sub olma konusu zaten benim için çok büyük dert. Son yayında da onu konuştuk. Ne yapıyorsun? Böyle... Utanıyor musun sub olunca insanlar? Abi evet, ben şey parasal şeylerden ve böyle insanları bir şeye... bir cebine para sıkıştırıyormuş. Evet, yani genç adamsın. İsteyemem abi, isteyemem. Bir de öğrenci adam falan yani. Hani nasıl isteyeceğim abi? Ya donate bar falan koymalar oralara. Ben yapamam öyle şeyler. Yani abi hani geliyorsan, izliyorsan ve eğleniyorsan teşekkür ederim. Ama Berk, sen de buna bir para harcıyorsun. Ya doğru. Ve mesela şöyle düşün. Her gün yaptığını düşün. Mesela ayda 30 saat sen o adamı eğlendiriyorsan bir 30 liraya çekinme. Çünkü bir film, bir sinema filmi 2 saat 20 lira veriyor insanlar. Ya karşılığını aldığım zaman seviniyorum ama işte bunu rica edemiyorum. Ya lütfen bana şey olun falan. Lütfen Berke sub olun arkadaşlar. Bak şakası bile gerdi beni şu an. Şakası yok. Berke sub olun. Emotları falan kullanın ya. Bir şeyler. Yani dolar yüksekken olursanız tabii daha iyi falan diye birden. Ya o da net şey, dolar yüksekken oluyorlar. Tam paralar yatacağız zaman dolar düşüyor. Çok kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden şey yapın. Yayın gelirleri falan mesela diyelim ki bir yerde öyle yükseldin ki hayvan gibi para yağıyor sana. Başka iş yapar mısın? Başka iş yapmam. Tam artık ben Twitch'çiyim kafasına girer misin? Yok ya, oraya çok uzağım. Yani şöyle bir planım var. Bu çok uçuk bir şey. Tabii çok yani hani 1000 sene sonra falan belki olur dediğim ya. Twitch'i bırakmam hakikaten büyük ihtimalle ve ya eğlendiğim sürece bırakmayacağım. Eğlenmekten, eğlenmemem lazım artık bırakmak için. Bir yerde böyle işte Post42 projesi de ne kadar devam edecek bilmiyorum. Ya bu şey değil, bitebilir falan değil. Hani sonuçta birkaç sene, ya bir senedir yapıyoruz şu an. Kaç sene gideceği belli değil. Ya bir süre sonra o proje eğer biterse birkaç sene sonra o zaman hani böyle daha kendimi sağlama almak için böyle yurt dışına gidip oradan yayın açma gibi bir dünya. Gezerken ya, böyle şey. Gezerken değil de böyle şey. Ya ablam Milano'da yaşıyor benim. Ya onun yanına taşınıp oradan sadece Twitch yayıncısı olarak hani böyle çok ama böyle 3000 sene sonrası falan bu hani. Öyle bir planım var da bakalım ne olacak. Güzel. Banlanıyor değil mi ya? Güzel. Ya o meme gösterme olayı oldu. Ya evet ya. Nasıl yani, bunu zaten istemeden yaptın ama üzüldün mü ban şey gelince? Ya üzülme, şöyle üzüldüm. Ben ya, hiçbir fikrim yok abim Twitch hakkında. Geliyorum. Geçen hatta birisinin yayınını şeye vermeye çalıştım. Bu yayına. Kendi yayınıma vermeye çalıştım. Aa bakın falan diye böyle sürüklüyordum. Birkaç saniye gösterebilirsin yani, bütün yayını izlemediğin sürece. İşte ben bayağı koyacaktım, siz de izleyin. Sonra Boğaç aradı böyle, o derece böyle. Baktım telefon çalıyor, Boğaç abi yapma onu dedi. Sağ ol kardeşim dedim. Böyle evet, başkasının yayını şey yapmak yasak yani. Yok yasakmış yani. Ya yasakları hiç bilmediğim için de ben çok iyi niyetli bir programdı o. Ben böyle reflü saati diye bir şey yaparım dedim. Böyle yani cringe videolar izleyeceğiz. Millet de link atacak chat'e dedim. Kendi çapımda okeydi her şey. Ama şunu hesap etmedim. Benim o zamanlar tek ekrandan ben yayın yapıyordum. Ve yani açtığımı direkt ekrana veriyordum abi. Yani sonra basınca o linki hayatım karardı yani. Kötü niyetli insanlar var maalesef. Evet, meme, sadece abi. Meme mi gözüktü? Ya hamile bir kadın doğuruyordu. Ha, emzirme mi? Yok, doğum ya emzirme bir şeydi, evet. Doğal bir şey çok aslında. Çok masum bir meme aslında yani. 2019 Berk sevgi. Çok masum bir memeydi. Evet. Yani bayağı masum memelerimize dokunmayınız arkadaşlar. Yani böyle. Ya YouTube'un buna izin vermesine ayrıca şaşırdım. Hani buna okeyler. Gerçekten yani hamile kadın ve o görsellere okeyler. Bunu... YouTube'da porno var ya. Ha. Kanı donuyor. Link veriyor musun? Onu söyleyeceğiz mi falan diyor. YouTube'da bayağı şeyler var. Yine bir hanfini'den soru gelmiş. Sakalını tırmalayıp oynamak isteyen kedilere bir tavsiyesi var mı? Ne oluyoruz Allah? Böyle yani, program değil ama buyurun Berk Bey. Başarılar diliyorum kendilerine. Benim de bir Thor, hiç Allah'tan öyle niyetleri yok. Bende de bir kedi mevcut evde ve hiç umurumda bile değil sakal. Tamam, bana çok benziyor. Yani böyle hiç dikkat çekecek hiçbir şey dikkatini çekmiyor. O yüzden biraz daha Thor'u anlatacağım isterseniz. Tabii ki böyle bekliyoruz. Kedini bayağı seviyorsan paylaşıyorsun da. Çok ya tatlı çok, da. Evet ya, çok aptal bir hayvan ya, çok severim. Ya çok sakin falan. Bana benzedi bir de gereksiz. Böyle duruyor falan. O bir sağlam soru. Ürettiği içeriğin maddi karşılığını aldığını düşünüyor mu? Linç yemek psikolojisine ne kadar zarar veriyor diye iki soru sormuş ama o zaman ayıralım. Ürettiği içeriğin karşılığını aldığını düşünüyor mu maddi olarak? Şöyle yani bizim zaten Base42'den ayrılmamızın ana sebeplerinden bir tanesi maddi durumlardı. Yani çok detaya girmeyeceğim tabii ki ama çok ürettiğimiz şeyin karşılığını aldığımızı düşünmediğimiz için hep beraber böyle bir karar almıştık. Şu anda alıyorum falan. Param var. Yani çok şey bir şey bu ya. Çok soyut bir şey ürettiğim için tam bir şey diyemiyorum da ya, tatmin edici, evet tatmin edici, daha tatmin edici bir şekilde ilerliyor o aşamada. Yani. Şey düşünüyor musun peki? Çok maddiyat sorulmaz ama ulan bugün bu biterse bir gün bunları bir şekilde kenara mı atsam acaba? Ha yani işte. Ama olmuyor. Evet. Bağışımız var. Bağıştan gelen soruyu hemen okurum. 4 liralık soru da doğru değil. 2-2 bölüşeceğiz belki. İngilizce ya da hangi dilleri biliyorsa o dilde yayın yapmak gibi bir düşüncesi var mı? Yok. Ayrıca siz de düşünüyor musunuz öyle bir şey? Sayın Aktan demiş. Ben düşünmüyorum şu an. Yok yani o çok başka bir kafa. Yani orada community toplamak zaten önemli ya. Bir de İngilizce konuşabilmek de o dilde yayın yapmak çok ayrı şeyler. Evet evet. Yani belki hani oyun oynama yayını yaparsın da ki o da böyle tuhaf olur abi. Benim böyle full İngilizce yayın yaptım düşünsene. Senin yani çok kendini düşününce çok komik olmuyor mu? Evet evet. Yani şakada yapamam böyle saçma sapan. Evet. Yani güldürme zaten. Güldürme muhabbeti ya. Belki oyun oynanır da ne gerek var böyle bir şey. İşte konuşmadan oyun oynayacaksın. Deniz K 10 lira yollamış. Zilimiz bol olsun. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim. Keşke bir soru sıkıştıraydın. Bedavaya bağış geldi. Evet teşekkür ediyoruz. Nice. Şimdi linç yemek psikolojisine ne kadar zarar veriyor demiş. Evet ben de girecektim o konuya. Twitter'da bu seni etkiliyor mu? Bir arada böyle bir sinirlendin aslında. Abi etkilemiyor dersem çok böyle şu an şey demiş olurum. Yani yalan söylemiş olurum. Samimi bir şekilde. İçimi dökeyim o zaman tabii ki. Tabii ki etkiliyor. Bu hani bir insansan abi zaten etkilemesi lazım mantıken bence. Yani durduk yerde açıyorsun Twitter, şöyle düşün yani açıyorsun Twitter'ı sabah uyandım. Daha böyle yüzünü falan yıkamadın. Bakıyorsun mention'larda böyle orospu çocuğu yazıyorsun. Hani abi yani bu kadarı da ne gerek var noktasında şeyim aslında. Yani, ne bu öfke ya? Neden? Evet abi ne bu öfke yani, anladın mı? Hani tamam eleştir abi ama eleştiriyi dozunda yap. Ya dalga da geç. Kelliğimle de dalga geç. Kelliğimle ben zaten dalga geçiyorum. Hani abi yani ama şeye girme ya. Ya komik olmayan bir şekilde, yaratıcı olmayan bir şekilde hakarette ben şey yapıyorum ya, tepki gösteriyorum. Yani çünkü bilmiyorlar abi eleştiri yapmayı. Ya gerçekten büyük bir kitle. Yani hakareti negatif eleştiri zanneden adamlara laf anlatmaya çalışıyoruz yani. Yani bir de şöyle bir şey vardı belki geçen. Onu... Çok pardon abi. Çok doluyum. Ben pardon. Bir dakika. Ben de yani... çok küçük bir şey söyleyeceğim. Kaçacağım. Hayata olan öfkelerini burada sana gösterebildiği için, yapabildiği için yapıyor. Hiç şey değil. Belki senden nefret etmiyor ama hayattan nefret ettiği için senden nefret ediyorum. Evet. Ve biz çok ulaşılabilir ve samimi bir imaj çiziyoruz ya. Yani ben orada hani bütün gün dalga geçerek tweet atan bir adamım aslında onun gözünde ve bana böyle kel demek, benim gelip şaplağıma vurmak dışarıda bu adama okey geliyor ama bunda bende de suç var bu arada. Bu algıyı ben yarattım, bu personayı ben yarattım. Ama biraz şeyi düşünmeleri lazım. Yani sanaldaki şeylerin karakter olduğunu ve yani gerçekte bu kadar insanların böyle olmayabileceklerini düşünmeleri lazım. Yani ve çoğu da şey ya zaten işte anonim abi yani. Evet tabii ki. Yani anonim asla yani değil. O anonimliğin gücüne güveniyor. Karşıma gelse nasıl diyecek bana o adam, orospu çocuğu? Komik mi bu orospu çocuğu diye. Karşımda aynı şeyi söyleyemeyecek adamlar yapıyor bunları. O yüzden böyle şey üzüyor beni ama hani bir şey de etkilemiyor. Ben hiçbir şeyimi değiştirmedim. 2011'den beri neredeyse Twitter'dayım. Ve hiçbir şekilde yaptığım mizah türünü değiştirmedim yani. Neler yaşadım. Hı-hı. O yüzden hani bir şeyi etkilemiyor yani. Siz yoruluyorsunuz aslında. Sadece ben hayal kırıklığına vuruyorum biraz. Kitlem hakkında. Ya yani. Evet ama senin kitlen değil aslında yani. Her kitlenin değil, içinde evet. Çürük elma var. Yani ben de hiç alışık değildim. Ben bir de 28 yaşına kadar hiç böyle bir yani şeyin içine girmemiştim. Girdikten sonra böyle şey oldum. Ya hani izleyiciyken çok fark etmiyorsun da. Ya neden, anladın mı? Ben mesela diyelim ki burada kız arkadaşımla yayın yapıyorum haftada bir. Kız arkadaşımla yayın yaparken neden girip o küfürlere ediyorsun? Evet yani, abi mesela hani neden? Ya bu özgüven sana nereden geliyor, anladın mı? Bu hakkı sana kim veriyor yani? Sen kimsin ya? Ve şey çok korkunç Berk. Bu insanlar mesela burada insanların küçücük bebeklerine küfrediliyor işte. Evet evet. Acayip acayip küfürler ediliyor. Ulan bu adamlar sokakta, metrobüste yanımda oturan adam ha. Yani o da korkunç. Aynen. Aynen öyle abi. Yani, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor adamın. Gerçekten şey ya kendi loserlığını yani kendi bir şey üretememesini, ben niye yapamadım lan bunu siniriyle yazıyor senin dediğin gibi. Gerçekten yani Ekşi Sözlük o adamlarla dolu. Ama Berk siniri gelmiş diyor. Hoş geldiniz efendim Boğaç Bey. Selam abi. Sinirimle geldim evet. Ya bu konuda böyle bir doluyum abi. Ve şeyi geçen gün hatta çok kısa ondan da bahsedeceğim. Bu konu çok uzadı da. Yok yok devam. Aslı'yı da linç ettiler abi. Aslı inandık. İşte filmi çıkacak şimdi. Abi sevmeyebilirsin. Mizahından da hoşlanmayabilirsin de hakaret etme ya. Yani insanların hevesini kaçırmayın abi. Gerçekten benim derdim bu ya. Ya yaratıcı adamın hevesini kaçırmayın abi. Zaten 5-6 tane adam var şu ülkede. Bizim kitlemizin hitap ettiği mizahı yapan. O insanların da şeyini kaçırmayın abi. Üretme heveslerini baltalamayın. Ben bunu şey yapmıyorum yani. Bunu tavsiye etmiyorum. Evet, ben de tavsiye etmiyorum. Ya kimseye yapılmasın ama gerçekten burada güzel işler yapmaya çalışan insanları üzüyorlar. Evet ya o adam mesela yani çok duygusal olsa bana ne lan diye bırakıp gidecek. Ben 2-3 kere ondan döndüm yani. Ha, onu da soracağım. Hiç evet ya sikerler ne yapıyorum ben falan filan ha, dediğin evet, oldu mu hiç? Şey oldum çünkü birçok böyle insanın negatife odaklandığı zamanlar oluyor ya istemez. Orada böyle ya öyle bir dönemimde böyle bir linç yaşadığım zaman o şey oluyor otomatikman. Ya ben hani kendim eğleniyorum diye bu siteye giriyorum. Kendim eğlenemeyeceksem ne yapıyorum bu sitede? Oluyorum o zaman. Yani madem ben eğlenmiyorum, kimse de eğlenmiyor herhalde. Küfür yediğime göre. İnsanlara yani böyle yani abi adam yani kendi kendine tweet atıyor. Sen buna ya güler ya gülmezsin. Böyle bir yani sana para da vermiyor ki adam, anladın mı? Hani güldür bizi orospu çocuğu falan. Adam böyle free bir hizmet veriyor her gün ve sen bu adama küfrediyorsun. Ben niye yapmak zorunda değilim ki öyle bir şey? O siteden ben de çıkasım geliyor yani. Bana ne lan, ben niye burada geyik yapıyorum oluyor. Evet. Yani aynı şey Twitch için de geçerli aslında. Yani aynen öyle. Geliyor yani ölmeni istiyor. Ailenin ölmesini istiyor. Evet, çük atmak istiyor o ekranda. Çük gözüksün kocaman istiyor. İşte Allah belanızı versin çünkü ben annemle babamla aram kötü, arkadaşım yok. Siz de kötü olmalısınız. Ya senin kim olduğun önemli değil. Senin o anda ne yaptığın önemli değil. Sadece sana onu yazdığı için rahatlıyor. Ama bu kötü bir şey ya. Bunlar yani şey küçük abi. Jason'lar, anladın mı? Böyle korkunç bir şey bunlar. Jason deyince de Jason. Evet. Pelin Hanım'ın bir sorusu var ama para atarak sormadığı için şu şekilde okuyacağım. Evet Pelin'cim. Sorun bu şekilde. Eğer 5 lira atılırsa sorun açılacak. Cevap şu anda de bu cevap şekilde. Geldi. Evet. Cevabı da şu an blurlu. Açılacak para atarsın. Aslı gibidir filminde süre olarak ne kadar rol aldı diyor. Süre olarak 1,5 dakika falan varım. Konuk oyuncuyum çünkü. Kadroda değilim. Ama varım yani. Bence easter egg olarak çıkacağım bir yerden bence. Tavsiye ederim. Umarım montajda atılmazsınız. Başka biri oynuyor ve bana benziyor. Wow, çok ağır bir soru var. Berk ikimize de sormuş. Eyvah. Bilmiyorum, hiç şu an modumuzu düşürecek ama. O zaman bir dakika, bunu duygusal bir şarkıyla. Gerçi trollemeyeyim ama müziği kapattım. Ortaya sorun var benim. Her şey bu kadar anlamsız ve bilinmezliklerle doluyken nasıl oluyor da yaşamaya devam edebiliyorsunuz? Mesela ben ölüyorum şu an. Fiziksel olarak öleceğim için cidden soruyorum. Öleceğimi öğrenmeden evvel de aynı düşüncelere sahiptim. Her şey karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı, herkes kendi derdinde. Yıllarınızı verdiğiniz insanlar bir anda çekip gidebiliyor. Veya çok değer verdiğimiz her şey bir gün yok oluyor. Son olarak da şey soruyorum. Neden herkes falan filan diye Tanrı'yla ilgili, Tanrı'yı iyi biriymiş gibi hayal ediyor demiş. Kendisinin biraz böyle hayata karşı şeyi bitmiş. Ufak bir moralini düzeltebilir miyiz diyeceğim ama ben bu anda bu soruya girerken bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum. Çok, kusura bakmayın. Ne desek bilemedim ya. Ya abi herkesin o şeyini bulup ona tutunması gerekiyor ya. Ben mesela hakikaten beni hayatta tutan şey falan diye bir tane şey varmış değil mi? Beni hayatta tutan şey ıslak hamburger abi falan diye, saçma sapan. Olabilir ya. Hakikaten garip şeyler olabilir bazen. Yani mesela gece ben çok mutsuz olduğumda uyumak istememe sebebi sabah mesela dışarıdan McDonald's söyleme sevinci falan olabiliyor. Saçma sapan. Evet abi, böyle onu bulup onunla mutlu olman lazım. Ben her şeye rağmen saçmalama gibi bir şey buldum. Ve böyle hani bazen işte inişleri çıkışları olsa da her şeyle dalga geçeceğim ben dedim ve her şeye dalga geçerek o depresif zamanlarımı öyle atlatıyorum mesela. Hani böyle bir şey bulacaksın ve ona sarılacaksın ya. Hani hayat böyle bir şey aslında. Hı hı. Nasıl, çok genel. Evet tamam, şimdi şu havadan çıkalım. Bu kadar ne biçim şu tır gibi soruydu. John bu program için değil ama işte biz bar sohbetleri yapıyoruz, böyle daha felsefik, daha işte bilmem nekik ya da daha ağır şeyleri, orada gelirsen konuşuruz. Burada ben kötü oldum. Evet. Ne diyor? Efe diyor ki tekrar. Bu kızı sana taktı. Çok soru soruyor. Ekiptekilerle arkadaşlığı, samimiyeti okey. Ama hiç ben tek başıma bir şeyler yapsam mı, nasıl olurdu falan diye düşünmüş müdür? Adam yayın yapıyor. Sonat için soyunur mu? Soyunanlara karşı mı? Sonat için çok net soyunurum, onu söyleyeyim. Falan diye. Tek başına bir kanal, YouTube falan projen var mı hiç? Tek başıma YouTube kanalı hiç Base42 falan konuşulmadan önce ben o tarz bir şeylere girmeye çalıştım. Çok 2 sene önceydi galiba. Ve böyle çok içimden gelmedi ya, garip bir şekilde. Hani o süreklilik belki de beni böyle gözümü korkuttu ve giremedim. Hatta birkaç tane video çektim, evet, bilenler bilir. Kötüydü yani, kötü oldu. Böyle dalga geçeyim dedim hani işte şeylerle. Klasik bir ara YouTuber'larla dalga geçelim trendi vardı ya. O şeyde böyle birkaç video çektim ama o da cringe oldu yani. Yani artık ama dalga geçmek de cringe ya. Tek başına yaptığın Z raporu vardı mesela falan, o iyi değil. Ha şey, kanaldakiler öncesinden bahsediyorum. Kanalda evet Z raporu bayağı bir sevildi. Çok teşekkür ederiz kitlesine. O yüzden vazgeçmiştim yani o yoldan. Ama hiç olmaz diye bir şey de yok tabii yani. Bir süreklilik yani bir konsepte oturtabildiğim zaman öyle bir şey de yapabilirim yani galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaç yaşındasın Berk? 28. 28. Aynı yaştayız. Ne mezunusun? Ya da ne okudun? Ya da okudun mu? Ya da ne meslek? Normalde YouTube dışında ne yapıyorsun? Su ürünleri falan. Su ürünleri bitirmiş. Yok. Ben çok lame bir bölüm okuduğum için. Söylemek çok söylemiyorum. Benim de öyle. İşletme İngilizce. Tamam. Business diyeceksin. Ha, business okumuş. Negotiation falan. Şeklinde. Yayıncı ya da YouTuber olmasaydın ne olmak isterdin? Gerçekten işletmecilik yapar mıydın ya da işletmecilik yapmıyor? Ben zaten kafe açıyormuş. Tostçu Erol falan. Ben zaten okulu bitirdiğim gibi İzmir'de okudum. Okulu bitirdiğim gibi İstanbul'a geldim ve şimdi ne yapacağım diye reklam ajanslarına başvurdum. Yani hiç asla zaten işletmeyle ilgili bir şey okurken de düşünmedim. Okula girerken de düşünmedim. Çıkarken de düşünmedim. Zaten okulda da böyle saçma sapan videolar çekiyordum böyle. Herkes rahatsız oluyordu. Anlamıyordu falan. Kim lan bu falan diye. Bitti mi? Yok baş zaten vermez. Ajans, ben ajans kökenliyim zaten. Heh, reklam yani ajansı. Yani şey var ben. Bir de sabah 8 akşam 5 gittiği bir ofis türü bir şey evet. var mı? Evet evet. Aynen. Var mı şu an yani, hala? Şu an hala yok. Base42'den önce çıktım o işlerden. Yani ajans hayatı çok yorucu ya gerçekten. Fazla yorucu yani. Evet. Ben de ajanslarda çalışmışlığım var. Kötü şeyler arkadaşlar. Para varsa biliyorsunuz okuruz. Deniz 4 lira yollamış. Bazı kanallar oyun üzerinden başlayıp belli bir süre sonra oyunlardan eğlenmiyoruz diyerek farklı konseptlere yöneldiler. Oyunlardan uzaklaşma ihtimali var mı diyor. Bana mı dedim bunu Deniz? Çünkü ben de ilk 4 ay oyun yayını yapıp sonra yayın dışı oyun oynamaya karar verdim. Yani bana dediyse zaten ben karışık götürüyorum. Hani İrele diye yola çıktım şu anda. Tır sürüyorum falan yani ama o da oyunda o kadar yani zaten asla Fortnite falan oynamam herhalde diye düşünüyorum. Yani Fortnite'ı sevmiyoruz şeklinde de şey yapalım. Ya sevmiyoruz değil de hani hiç ya o tarz bir şey yapmayı düşünmedim ya. Genelde İrele ve zaten işte Euro Truck oynuyorum. Euro Truck'ta da zaten fıkra anlatıyorum. Yani o da aslında bir İrele çeşidi ama sadece arada tır giriyor araya. Pelin'cim sorunu okuyayım, para atmadı şimdi kırılır mıdır, o kadar iş yaptık Allah seni kahretsin şeklinde. İstek pavyon şarkılar çaldı, bir piyano yayını yapacak mı? Zaten soru da... Evet Ümit Besen yayınımız olacak falan diye bildirmiş ben. Evet. Yani piyano yayını için setup'ım uygun değil. O yüzden bayağı bir süre yok şu an için. Dün geceki yayından bir soru var. Dün geceki magazin yayınından pişman mı diyor. Kesinlikle değilim. İnanılmaz eğlenmedik mi ya Pelin? Siz birlikte abi, magazin yayını mı yaptınız? Allah kahretmesin. Abi şokopo gece 3'te ben girdim. 7'ye kadar falan galiba yayın sürdü. 6'ya kadar. Ya Şokopop seyrediyorlardı Mert, Günhan Bey ile Turgut Bey. Sonra Mert'te bir şey oldu. Turgut'un kanalına geçildi. Turgut'la Pelin girdi orada. Sonra baktım bayağı bir Hande Yener'ler falan konuşuluyor. ciddi ben bir de. Evet evet. Yani saç yani yorum yapıyoruz izlediğimiz şeye de. 3'te falan ben girdim. Sonra Sonat geldi falan. Böyle inanılmaz bir saçma kaos oldu ya. Çok eğlendim ama. Çok iyiydi. Yani tekrarını izleyin arkadaşlar. Ben de bakacağım. Arzu ablam hoş geldiniz efendim. Bilisküviz kendisi. Siz de tanırsınız Berk Bey. Noobs'lara gitmiştiniz. JTG'nin yönetmenidir. Arzu Hanımcığımız. Evet, selam abi. Evet. Neden Twitch sorun var da neden mizah gibi, ne kadar kötüymüş o soru şu an fark ettim. Sana bak şimdi. Bak bunu yapıyoruz. CEO'sun, Twitch'te CEO'sun Berk. O. Hemen verdim eline Twitch'i, yanlış anlama. 2 dakikalığına verdim. Bir tane bana yenilik getirdi ki ya şöyle bir şey olsun abi, niye bu yok falan. Bir de şöyle bir şey olmasın, şunu çıkarsınlar Allah aşkına, şunu yasaklardım. Çok zor soru ya. Dur bakayım. Yenilik olarak var mı istediğin bir şey? Şöyle bir şey olsaydı. İstediğim bir şey. Yani biraz daha para kazanabiliriz. Hayda. Yok. Ya yenilik getirme açısından şu şeylerin bu çoklu yayınların entegre olması geliyor değil mi galiba? Çoklu ekran. Valla onu duyurduklarından kaç ay geçti? Hiçbir şey yok. Ha evet ya, o bence en mantıklı şeydi bugüne kadar gördüğüm Twitch'le ilgili. O olursa süper olur. Ben ne getiririm diye düşünüyorum. Hiçbir şey bulamadım. Sıkıcı bir şey söyleyeceğim muhtemelen. O yüzden. Peki o çoklu ekranda şimdi ikimiz yayın yapıyoruz. İkimizin de seyircisi ortak mı sayılıyor? Ha işte hiç bilmiyorum ki. Var mı bilen? Yani öbür türlü hiçbir şey fark etmeyecek. Yine mesela sen 1000 izlenirken ben 100 izleneceksem. Evet şeylerle ama yani app'lerle sitelerle uğraşmamak. Evet evet, multistream diyorsunuz da o bir app sanırım. Ayrı ayrı ikiniz de izleniyor diye gösteriyor. Ha, okey. Yani evet. Abuse edilir diyor öyle olursa diyor. Çoklu ekran isteyen vatan bilgisayar gitsin kardeşim. Burada şu biraz değişik bir açıdan bak. Anladım, evet, teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum. Ülkenin durumuna yine ciddi bir şeye geleceğim. Kayyumlanmadan bu abi Silivri soğuktur onlara girmeden. Sen ülkenin durumundan mutlu musun? Yönetim şeklini sormuyorum. Tamam. Yönetim bana şekli abi... zaten fikrini de az çok biliyorumdur. Çoktan yani. Evet. Çoktan umudumu kaybettim diyebiliriz. Evet, o güzel. Yani herhangi bir şey ya, bana dokunmasınlar da olarak yaşıyorum ben. Peki manevi olarak eskiye göre, sen de 90'lar çocuğusun. Artık götümüzü kollamadan yürüyemiyoruz ya. Evet. Bu durum yani düzelir mi? Yoksa yani geçici bir şey mi, yoksa ulan her şey çok daha kötü şeyler olacak belki mi? Ya ben geçici olacak gibi görünmüyor abi ya. Çok böyle ümit ediyorum sonra hep patlıyor ya bir şeyler böyle, ondan da sıkıldım böyle, hani o konuyu artık hiç düşünmüyorum, inanır mısın? Yani Twitter'da da böyle şeyleri bıraktım, haber sitelerini falan hiçbirini artık takip etmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok yani gündemle ilgili aslında. Hakikaten kendi fanusumda yaşıyorum yani, hakikaten yapacak bir şey yok. Ya mental sağlık için de böylesi daha iyi bence. Hepimizin bunu yapması lazım. Anladım, anladım. Güzel. Şimdi birkaç soğuk savaş sorum var arkadaşlar. Hazırsanız dünyanın en kötü olabilir şey yapabilir. Estağfurullah. Evet, geliyor, bir saniye. Bir saniye. Gelsin bakalım. Bunlar tam olarak bana ait sorular değildir. Birazı bana ait midir? Aslında birazı bile ait değildir. Kredisi veriyorum. Kadir Bey birlikte program yaptığımız ona aittir. Geliyor soru. Evet. Hazırlanıp bakayım. Görsel hazırlasaydım keşke. Allah kahretmesin. Evet, 3 tane sorum var. 4 tane pardon. Birinci soru. Tamam. Padişahın fermanını getiren kişiye ne denir? Ne denir? Oo, yazı getirmişsin. Ya. Kötü. Evet. Aman be. Öyle. Falan. Victoria, ikinci soru. Victoria Secret'ta işe giren İbrahim Tatlıses ne demiş? Ne demiş? İçkim nedir bilmez. Bu güzelmiş lan. Evet. Güzelmiş. Üçüncü soru. Bu biraz garip. Diyanet hattını arayıp aradığı huzuru İslam'da bulamayan kişiye ne denir Diyanet Hakkı tarafından? Ne denir? Lütfen haktan ayrılmayın. Bu da kekremsi. Okey. Son olarak benim iğrenç sorum. Ölmüş kuş nasıl öter? Nasıl öter? Cici kuşu cici kuş. Evet efendim, bu kadar. Şeklinde, evet. Hep, Berke, hep siz mi şaka yapacaksınız? Çok teşekkür ederiz. Evet, çok hazırlandık. Eren kötü Bey, kötü şakalarla karşınızdayız şeklinde. Bilmiyorum, sen herhangi bir yerde söyledin mi ama zaten sevdiğinizi de biliyorum. Siz Cenk Erdem hayranımsınız efendim. Tabii ki abi ya. Biz yani de Allah affetsin taparcasına tabii seviyoruz. Bizim de böyle bir konsept, hatta Boşluk Düzü diye bir konsept uydurmuştuk. Girip Cenk Erdem geyiği yapacaktık. Sonra chat, ulan siz ne iğrenç insanlarsınız. Çünkü Cenk Erdem yapınca gülüyorlar ama biz yapınca yani soğuk şaka. Niye abi, aslında kötü şaka. Yani onları sallamayıp devam yani etmek lazım. Onlar da sallamıyor ki çünkü. Yani onları anlamayan bir sürü insan var. Birebir konuştuğumuzda arada da ben bu soruyu sormuştum yani abi. Şeyde, hatta bizim yani programda sordum. Şeyde, bomboşta. Yani hani hiç geyik anlaşılmayacak kaygınız var mı diye. Umurlarında değil abi yani. Onlar eğleniyorlar. Öyle devam ediyorlar. Bence hani o konuda bir attempt olacaksa devam etmek lazım. Evet, biz de devam ediyoruz zaten. Kelime şakaları, acayip geyikler sabahlara kadar, saçma sapan kendimizce. Biz eğleniyoruz arkadaşlar. Çekerken çok eğlendik şeklinde. Çok keyifli bir yayın oldu. Geçmişte yaşadığın, keşke dediğin bir şey var mı? Arada böyle yattığında, ulan şunu şöyle yapsaydım, şu an sakallarım şöyle olurdu şey. Var aslında ama anlatmak istemeyebilirsin. Şöyle, yok ya, özel bir şey değil zaten. Müzikal alanda bir şey yapsaydım keşke diyorum. Yani piyanonun üstüne hakikaten profesyonel bir eğitimim yok benim piyano. Yani 2-3 sene evde hoca geldi ve öyle piyano hocasıyla çalıştım. Ama bir hani konservatuvar bir şey, hiçbir şey yok. Ve hakikaten yani bırakmadım piyanoyu, yani hayatımın bir parçası oldu. Ve çok gerçekten çok günde 8 saat falan çaldığım zamanlar oldu yani. Ve diyorum ki yani bu kadar zaman harcadığım bir şey, keşke profesyonel olarak zamanında eğilseydim. Yani şeyde profesyonel olarak, ya müzik her yaşta başlayabilirsin. 80 yaşında da piyanoya başlayabilirsin ama profesyonel eğitim alacaksan ve kariyer yapacaksan erken yaş çok önemli. Yani 6, 5, 6, 7, 5, evet, 6, 7, 8. Evet, bu doğru mu belki ya? Mesela 30'dan sonra müzisyen olamazsın. Hayır işte hayır, kesinlikle olamazsın değil. Ama şöyle, yani erken yaşta öğrendiğin zaman o hem öğrenme çağlarındasın ya. Hem çok daha hızlı öğreniyorsun, çok daha hızlı yol kat ediyorsun. Yoksa yani 80 yaşında da inanılmaz piyano çalan insanlar var ve böyle az bir eğitimle falan. Sadece hani çok profesyonel bir kariyer yapmak için erken yaş daha iyi. Hani onu biraz böyle kaçırmış hissediyorum ben. O yüzden yoksa asla olamazsın, kesinlikle yok. Yani spor gibi değil. Yani bir yaştan sonra abi yok, ellerim tutmuyor, çalamıyorum gibi bir şey çok yok. Ve hatta David Helfgott diye bir piyanist var, ben inanılmaz severim. Abi 1000 yaşında falan herif ama Rahmaninov çalıyordu yani. Bilen bilir şimdi, kültür bunlar Eren'cim yani. Evet ya, Allah. Adamın evine çocukken piyano hocası geliyor arkadaşlar, siz nereden anlayacaksınız? Çocukken değil ya, lisede falan. Lisede geliyor. Ben de böyle film izlemiştim gibi. Estağfurullah. Estağfurullah diyelim. Anladım abi. Bir soru gelmiş. Bir paparazzi sorusu. Tabii. Kendisi diyor ki ismini de vereceğim çünkü benden çıksın bu. Gürdal demiş ki ben paparazzi sorusu sorayım. Gevşek bir konuşma üslubuyla, yani şöyle. Berk Bey. Venüs Hanım'la çıkan dedikodularınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Venüs çok tatlı bir kız ama sadece o kadar. Dünya I will follow you until my life. Until end of my life. Ya ben böyle azıcık yetenekli kadınlara hemen düşüyorum. Öyle bir zaafım var. Çok samimi bir şekilde. Nerede yetenek? Ne gibi yetenek? Yani, çok güzel piyano çalıyor benim. Ha, müzisyen mi kendisi? Evet. Yani sen sürekli Twitch'te... ona host diyorsun değil mi? Evet. Twitch'te tanıştık. Ya tanışmadık da. İşte raidliyoruz ona sürekli Sonat'la. Orada böyle ya zaten evli falan kadın. Hayvanlık yapmayın da. Çekur beni şeklinde. Bilmiyorum. Evet, hastaneye gideceğim burada. Koyacağım böyle. Ya çok yetenekli ve sesi de çok güzel. O yüzden çok kötü düştüm ben ona da, işte tabii karşılık alamadık. Evet ama Sonat'ta ikiniz birden sen miydin? Evet. O muhabbet çok komikti yani. Orada kavga ediyoruz chatte. O akşam hatta ben o bana şey diyor, o Arap diyor, onunla konuşma falan yazıyor. Ben de onu kötülüyorum. Onun karısı aradı diyorum, onu bırak baş ver bana. Bir de kadın okuyor hepsini, o çok komik oldu. Nasıl tepki veriyor peki öyle sizin yazıldığınız anlayınca? Bless you, thank you falan diyor böyle. Falan diyor. Sonra ben yendim Sonat'ı. Sonat'ın karısı aradı dedim, o gitti falan. Ona okuyunca okudu kadın onu yayında. Dedik ya, Sonat karın aramış, gitmiş, gidiyormuşsun. Ay, görüşürüz falan yaptı. Ay. Sonra ben devraldım. Komik olmuştu. Denmiş ki sürekli eski sevgilisi şakası yapıyor. Ama bildiğim kadarıyla ilişkilerine pek şahit olmuyoruz. Gizliliğe önem vermeyi mi tercih ediyor diyor. Tabii ki abi. Yani tabii ki önem vereceğim. Ya şeyi soracağım ben de buna ek olarak. Hiç bu şakalardan sonra herhangi bir eski sevgilin sana mesaj attı mı? Ya ne yapıyorsun lan falan. Yok. Yani şöyle söyleyeyim, zaten hani birazcık böyle magic şeyini bozmuş olacağım ama o şaka. Ya o kadar kötü şeyler yaşadığım hiç eski sevgilim olmadı abi. Yani o tamamen baktık ilgi görüyor, ben bunun bokunu çıkarayım şeklinde ilerleyen bir şey. Ki böyle çok kötü biten ve böyle terk edildiğim falan da bir şey olmadı yani. Hani o yüzden çok tamamen hayali bir dünya aslında. Eski sevgilim yok demiştim mesela. Yani sürekli atıyorum bir şeyler, siz de alıyorsunuz. Yapacak bir şey. Siz de yiyorsunuz. Venüs abonesi var chatinde ve o benim modum. Allah kahretmesin. Çok doğru yoldasın. Yani nasıl işler bunlar. Twitter'da yediği en büyük linç nasıl gerçekleşti, neden oldu şeklinde bir soru var. Neyden mesela? Çay kaşığından da linç yiyebiliyorsun Twitter'da gerçi herkes ama. Ben kendi lincimi yedim abi. Yani en büyük linç deyince genelde hiç aklıma böyle bir şey gelmiyor. Yani ne bileyim bir şey falan gelmiyor zaten. Ya ciddi linç böyle şey hani. Feminist linci, evet ya. Bir ara feminist linci yemiştim. Çamaşır suyu döken feminist. Test ediyordum o aralar böyle, acaba bakayım hani biraz da şuradan dokununca ne oluyor topluma falan diye toplumu dürtüyordum böyle. Feministler bayağı bir üzmüştü beni. Çok garipler Twitter'da. Özellikle kadınlar erkeklere istedikleri söylenebiliyor Twitter'da. Mesela erkeklerin Allah belasını versin, bütün erkekler ölsün dendiğinde erkekler bile haklısınız hanımefendi, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Kadınlara böyle ya, kadınlar da biraz sanki garip mi dendiğinde Allah belanızı verdi yürümeye başlıyorlar. Tabii ya, o hassasiyeti de biraz hani anlayabiliyoruz evet. Ya böyle şey, ben onun şımarıklığını yapıyordum zamanda da zaten. Hak veriyorum abi kadınlara ya. Yani hakikaten böyle neler okuyoruz, neler yaşıyorlar yani. Öyle düşündüğün zaman çok şey. Ama hep şeyi genellemesinden ben nefret ediyorum. Böyle bir tane işte çok... İşte ya gene ben de genellemiş olacağım da böyle tuhaf tuhaf adamlarla takılıp abi daha sonrasında bu erkeklerin hepsi gebersin diye böyle şeylerle çıkıp onlar genelliyorlar ya erkekleri. O çok kötü yani. Bak, közcü yani. Evet abi, gidip közcüyle takılırsan tabii ki bütün erkekler gebersin. Yani bütün kadınların böyle neyse. Ya bu genellemelere ben gıcıyım ya. Yoksa abi yani şey yapsınlar abi. Duyar yapsınlar kadınlar yani. Saçma şeyler yaşıyorlar. Evet evet, maalesef. Yani bunun sebebi de hemcinslerimiz işte zaten. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Linci de yapan yerde yiyeceksin şakası var. David Lynch'i yedi mi var. Bir de özelden bir şaka gelmiş. Esprim var abi, yapar mısın yayında demiş. Yapıyorum, benim sorumluluğumda değil. Felsefeye göre neyin aynısına ard arda 2 kere girebilirsin? Eski sevgilin. Evet. Şaka bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza uğurluyoruz. Twitch'teki Berk'le gerçek hayatta böyle şey çiziyor musun? Ulan hani şunu da, şu yönümü de göstermeyeyim ya da hani biraz yayıncılığı ben hafif oyunculuk da olarak görüyorum Berk. Sonuçta rol play. Bir rol yap, yani doğal olmak zorundasın, tam doğal olunmalı ama şöyle de olabilir. O anda canın sıkkın olabilir, yayın açman gerekebilir ya da tam o anda sen 300 kişi var chatinde, bir tane şerefsiz öyle bir şey yazdı ki o 299 kişinin moralini bozmadan onu sündürmen lazım. İşte ben onu yaşadım ve şöyle yaşadım. Kötü bitti. Kötü sonla bitirdim onu ben. Gene böyle çok buhranlı bir dönemimde, o ilk yayın açtığım zamanlarda böyle chatte bir şey gördüm ama ne gördüğümü hatırlamıyorum. Galiba bir gene böyle şey penis şeklinde çıkan chatte ekranda görünen şeyler var. Yapmışlardı böyle. Ve böyle ben demiştim sizin yapacağınız işe sokayım falan deyip yayını kapatmıştım. Hani böyle anında tepki veriyorum aslında ya, hani böyle bir yapaylık şeyine girmiyorum. Ya böyle oldu. Ya o an ne hissediyorsam o ya. Ben çok kasmıyorum hakikaten. Twitch galiba en az kastığım yer hatta. Ya şahane. Yani şahane. Şimdi, o anda zaten canım sıkkınsa %90 yayın açmıyorum. Hani o şeyi hissediyorum yani o gün. Aa bugün geyik yapılır ya falan diye açıyorum. Yani bir şey yaşandı mı da yaşanıyor, yapacak bir şey yok. Peki Twitch demişken biraz Twitch'ten soru sorayım. Twitch'teki hafif periskop havası. Böyle insanların artık burun deliklerini gösterdikleri garip garip yayınlar. Hiçbir şey yapmadan açtıkları, gece 3'te mutfağımdayım ballarım, mutfağımdan sizlere sesleniyorum. Hiç ya görmedim. Hiç mi görmedin? Öyle bir akım mı başladı gerçekten? Aa, chat. Ay. Chat. Aman, isim vermeyin de. İsim vermeyin de siz görmüşsünüzdür, chat bir tepki versin. Yani öyle acayip değil. Acayip yorumlar, şeyler, yayınlar. Böyle 3-4 kız toplanıyorlar ya da 2 kız ya da 2 erkek atletiyle böyle ekrana düz düz bakıyorlar. Ay çok kötü ya. Düşününce bile çok kötü oldu. Nasıl görmedin abi? Gece hiç gezmiyor musun aşağıdaki kanalları falan böyle az izlenen? Yemin ederim böyle bir şey hiç görmedim. Aa. Periskop kafası bir şey hiç görmemiştim ama ya düşününce bile çok kötü bence. Ama tabii açsınlar yani. Açılsın mı? Yani Twitch'te ne kadar memeye okeysin? He. Amorant'tan Even Moss arasında bir bir şey çiz bize. Bir meme çiz. Hayalindeki memeyi anlatır mısın bana? Abi masum meme falan. Şöyle. Ya herkes istediği kadar meme açabilir be abi aslında. Banlanmadığı sürece. Meme benim sevdiğim bir şey. Yani. Kıllı döştense. Hani. Evet yani bir tane kıllı adam izleyeceğime. Peki yayın açma sebebi çok belli olan, hani çok kadınlığını kullandığı belli olan, yani dekolte giymiş değil sadece. Ama çok belli cicişleri. Anladım. Onlara karşı bir böyle ya of be abi bunun yeri burası değil diyor musun hiç? Yoksa ya bunun yeri burası değil asla demiyorum. O da sonuçta bir motiv ya. Yani o da yani hayatında bunu gerekli görmüş. Atıyorum ne bileyim paraya ihtiyacı olabilir hakikaten ve yani o oradan gelen donate paralarıyla hakikaten ya ihtiyacı olan şeyleri karşılıyor olabilir ve bu yolu seçmiş olabilir. Ne bileyim ben böyle bir yayın türü yapacağım. Yapsın abi ne olacak? Yani ben hani bunun yeri burası değil çok saçma ya bence Twitch için. Çok saçma şeyler oluyor burada yani sürekli. Yani yeri neresi değil ya burası. Evet. Evet. Hiç gerek ciddiye almayalım o kadar diyorsun. Aynen öyle ya takılın geçin yani. Güzel. Güzel. Peki diyelim ki sana drama yaptım. Çıktım dedim ki Berkin dedim eski sevgilisi, Berkin dedim eski sevgilisi. Kötü kötü konuştum. Bazı fuarlarda da küçük küçük İsviçre çakıları gösterdim. Girer miydin ben de dramaya? Tabii ki girmem asla. Girmezsin. Sokamayız seni. Yok yani ya şeyi de biraz artık düşünüyorum yani eskiden olsa böyle çok ergen fenomen zamanlarımda. Fenomenden de nefret ediyorum da Twitter'da böyle işte takipçim olduğu zamanlarda değil. Böyle kişisel şeylere çok giriyordum. Çok fazla milletle takışıyordum falan ama şeyi fark ediyorsun ya zamanla böyle aman ya bir ya ne sonucu ne ki bunun yani ben şimdi bununla tartışacağım da sonucu ne ki? Ve yani tanımıyorum ki lan adamı. Evet abi ikimizin de hayatında bir şey değişmeyecek ve devam edeceğiz. O anda ya yaşadığımız şey çok saçma. Senin imajını lekeliyor aslında yani. Hakikaten o yüzden hiç bulaşmam öyle bir şey yani. Yani konuşan konuşur sonra da susar. Zaten örneklerini gördük falan diye gidene laf sokuyor. Buradan sonra bu arada buradan bilmemlerin Allah belasını versin. Gelecek hayalin nedir? Ben her konuğuma bir bar açma hayalim var mı diye soruyorum. Çünkü benim bar açma hayalim var. Var mı şöyle saçma sapan da olabilir. Ayvalık'ta midyecilik yapacağım falan gibi. Ya benim çok saçma bir hayalim vardı. Onu gerçekleştiremeyeceğimi anlayana kadar güzel bir hayal. Ben animasyon hayranıyım abi. Animasyon, Pixar falan hastasıyım böyle. Pixar'da çalışmak yani. Pixar'da böyle tostçu bile olsam okeydim falan bir ara. Sonradan onun profesyonel bir şey gerektirdiğini düşündüm ve yok dedim yani o kadar. Yani öyle bir altyapım yok. Ama bir gün Pixar'da tostçu olmak çok istiyorum. Yani ya sonuçta teknik bir şey olamayacağım çok belli. Çizim yapan biri falan olamayacağım. Orada çiğ köfte, tost böyle Pixar'ın girişinde. Güzel hayal ama. Şey başvurdun mu hiçbir şekilde bir atılımda bulundun mu buna? Ya zamanında öğreniyordum işte programlar falan ama çok gene ona da böyle geç kalmışlık hissi vardı. Ve zaman ayıramamaya başladım sonra da. Tam böyle şeyimi netleştirdim ya ben bunda ilerlerim ya bu yolda öğrenmek istiyorum dediğim anda ajansta işe girdim ve kendimi geliştirme fırsatım olmadı ne yazık. Ama böyle çok isterdim ya böyle bir animatör falan motion designer kafasında oralara gitmek Amerikalara falan o Pixar'larda çalışmak sürekli çoğul eki kullanmak Pixar'lar o Pixar'larda beni görebilirsiniz. Bir şeyler yapmak isterdim yani. Twitter'da etkileşim almak için yaptığı en saçma şey demiş. Ya bu motivle girmiyorum desen de bir süre sonra hakikaten şey oluyorsun. Yani işte gelen like, beğeni falan hoşuna gitmeye başlıyor. Hoşuna gidiyor değil mi? Orada yani bildirimlere geliyor. Evet. Yani bir şey evet. Kalbi kırmızıya boyamışlar. Ya çok saçma bir şey yapıp o yürüdüğünde falan sevildi bu falan diye şaşırıp sevindiğim oluyor. En saçma şey etkileşim almak için değil tabii ki de ne bileyim ne yapmış olabilirim? Ya etkileşim alan en saçma tweet'in olabilir. Ha. YouTuber tiplemem vardı bir tane o. YouTuber taklidi yapmıştım salyalı. Şuursan şuur mu? Ya yok o zaten. Onunla çok tehdit edildim ben. Evet. Cidden hiç mi? Bahsetmeyeceğim detaylarından. Yani böyle şey mi? Dava tehdidi mi yoksa? Yok ya. Yok zaten şey ya görünürde olan bir şey olduğu için. Bir tweet atıp silmişti sonrasında da hiç girmeyelim o konuya. Evet. Skandal. Ya çok işte eleştiriye açık olmak lazım ya bence. Wow, buradan kınıyoruz kın şeklinde. Evet, en sevmediğin yayıncı be. İsim vermeye de bilirsin. En sevmediğin yayıncı şekli de diyebilirsin. Yayıncı şekli. Yani, ya şekli derken şunu yap, şöyle yapanlardan abi. En bana hitap etmeyen diyelim. Onu yuvarlak yapalım. Memesi olmayan da diyebilirsin. Memesi Zamorant falan. Ya çok şöyle diyeyim yani LoL'den anlamadığım için LoL yayınlarını seyretmiyorum ama hani bu nefret etme değil de yani LoL yayınıysa genelde en az ilgimi çekenler onlar oluyor. Çünkü yani anlamıyorum oyundan. Hı-hı. Düşünüyorum başka craft yayınları falan böyle çok ya ilgimi çekmeyen şeyler. Hı-hı. Genelde oyun gameplay seviyorum ya. Gameplay yani anladığım oyunların ve basit uykuya dalma oyunları. IRL izlemez misin böyle sohbet yayını bilmem ne sevmez sohbet misin? İzlerim ya. Sohbet ama o da yani belli alanlarda. Ya arkada bir ses olsun diye falan açarım arada da. Genelde saçma oyunlar ve şeyleri çok seyrediyorum. Korku oyunları. Salak bir oyunsa ya da korku. Soda Popin mesela yabancılardan. Sürekli onun Dead by Daylight oyunlarını falan seyrediyorum. Baya keyifli oluyor. Güzel o zaman. Evet, yani kıvırdık. Güzel kıvırdık şeklinde. Evet şeyi ne diyecektim yahu? Twitch biraz IRL'e böyle evrildi ya. İnsanlar tabii. Oyun çok o kadar da izlemiyorlar belli yayıncılar dışında. Bunu normal görüyor musun? Ben yani gayet normal görüyorum ve ya şey abi canlı yayın yapılan bir yer ve burada hani bir skill'in gerektirmemesi benim çok hoşuma gidiyor. Ya yani şöyle bu olumsuz anlamda değil. Hani ben mesela çok iyi oyun oynayamasam da yayıncı olabilmek benim çok hoşuma gidiyor. Yani gidip böyle hakikaten sohbet etmek işte insanlarla falan. Ve böyle iyileşmeme de yardımcı oluyor şey olarak, kafa olarak. Çok evde darlanıyorum mesela. Hakikaten yayın açıp insanlarla konuşmak bana bu fırsatı vermesi çok hoşuma gidiyor yani. O yüzden ben olumlu buluyorum ya. Ama psikolojiyi de biraz etkileyen yani yayıncılığın aslında hani oturdukları yerden para kazanıyorlar ya da ne güzel şeyler yapıyorlar gibi gözükmüyor ya. Yani gibi değil ya aslında. Yani bayağı evet. Sabır, tabii, psikolojik tabii. Güç isteyen işte tabii, havanda olma, yani. Enerjik olman lazım. O yüzden sen de şimdi o kadar da ikimiz de eski yayıncılar değiliz. Yeni yayın açacaklara ufak bir şey atsana böyle bir tavsiye. Tabii ki. Abi doğal olun. Şey demeyeceğim. Yani chatte bir şey gördünüz, moraliniz bozuldu. Ama gülümseyin, insanlara şey yapmaya devam edin demeyeceğim. Ben şey diyeceğim yani hakikaten ne hissediyorsanız ya çat diye yayını kapatmak zorunda değilsin ama baktın bir şey moralini bozdu. İşte hani bugünlük bu kadar deyip çıkabilirsin yani. Kendin ol abi. Yani böyle bir eğer hani role girmek istemiyorsan bu arada hani kendin olarak yayın yapmak istiyorsan yoksa bir karakter yaratıp ben onu oynayacağım her yayın diyorsan zaten yorumları sallamaz. Yani umurunda olmaz kimin ne yazdığı ama böyle hakikaten samimiyet çok önemli ya. Samimiyet geçiyor insanlara direkt. Onu hissediyorlar. Yani hiç böyle şaşalı bir mesela benim hiç şaşalı bir introm falan yoktur böyle. Yani girerim direkt başlarız falan. Yani böyle bir çok planlamayın ya dalın gitsin yani. Okey. Ama çok da bir şey beklemeyin. Maddi açıdan. Ha maddi açıdan zaten yani değişir tabii de. Hayır. Şimdi onlar Ferit abilerini, Ahmet abilerini görüp girmek istiyorlar ya maddi açıdan. O yüzden söylüyorum. O boyutta çok büyük sabır ve zaman istiyor evet. Yani o pro gaming boyutuna hiç zaten o konu yani konuşmada yetkili bile değilim o konuda. Ama gerçekten çok sabırlılar ve gerçekten şeyi ben gördüm. Her gün yayın açmak ya da 2 günde bir yayın açmak çok kolay görünüyor hakikaten çok ama gerçekten yani. Çok zor abi. Yani sürekli hakikaten böyle konuşulacak bir şey bulmak ya da sürekli insanları eylemeye çalışmak o çaba. Beni çok yoruyor belki. Ne abi? Çok yoruyor bu olay. Evet gerçekten çok yoruyor. Yani bir yere oturup konuşuyormuşsun gibi ama değil gerçekten. Değil. Gireceğini anlıyorsun. Ben de o ön yargıyla yaklaşmıştım ama bu ne lan dedi. Bitiyorum falan böyle 3 saatlik. Yani biriyle sohbet etme yayını işte muhabbet okey de hani Twitch'te hadi şimdi şunu yapalım sürekli canlı tutacaksın. İnsanları işte sıkmayacaksın falan filan. Onlar o şey beynini yoruyorsun bayağı çok. Zaten. Evet. Şimdi o zaman bir Discord daha soru alacağım. Çok soru gidiyoruz ama muhabbet şeklinde arkadaşlar. Çok daha zaten uzatmayacağız. Evet. Tırla sevgili yeni sezon ne zaman demiş Tark Besinci? Tırla sevgili zaten 1. sezonu yeni başladı daha. Nereye? Bilmeyen arkadaşlar için de duygusal bir tır şoförümüz var. Sinan isimli. Ve bu kazalarda falan hiç kimseye kızamayan, çok naif bir karakter. Onun maceralarını anlattığımız bir Euro Truck oyunu. Kanalıma bekliyoruz bu seri içinde. Evet. Bugün yayınım var duyur. Bugün yayın var evet ama onu mu yaparız bilmiyorum. Değişik bir şeyler olur. Bakalım ne olacak. 11 sene önce açtığı YouTube kanalının şifresini gerçekten unuttu mu sorusu? Evet. Ciddi mi? Evet abi. Oradan hatta bir tane videoyu almışlar dolaştırıyorlar aralarında. Godfather 7 diye bir tane video var. Korkunç. Yani korkunç. Şu an gidip izleyeceksiniz biliyorum. İzlemeyin. Unuttum hiçbir fikrim yok. Peki biraz daha ciddi bir şey soracağım. Hiç hayatında böyle dibe vurdun mu? Dibe vurmak şu yani intihar gibi değil de ya ben galiba yarın uyanmak istemiyorum. Hiç uyumak da istemiyorum. Hiç dışarı çıkmak abi. İstemiyorum. Yani evde de oturmak istemiyorum. Hiçbir şey bana zevk vermiyor. Allah kahretsin dönemlerin oldu mu? Oldu abi. Hatta Base42 projesi bize gelmeden önce 6 ay ben işsizdim. Yani bir ajanstan ayrılmıştım ve hiçbir fikrim yoktu abi. Yani bir ajansta da çalışmak istemiyordum ama bir yolum da yoktu ve 6 ay böyle işsiz takıldığım dönemde o son 3 ay psikolojik olarak çok büyük sıkıntıdaydım. Çok bayağı büyük sıkıntıdaydım ama işte böyle bir gün bir şey oluyor her şey ters dönüyor yani. Evet. Öyle. Ya benim de öyle dönemlerim var böyle dönemler. Şeklinde şey yapabiliriz. Twitch'te en nefret ettiğin şey sorusu var ama sen genelde çok rahat bakıyorsun zaten Twitch'te öyle bir şey takmıyorsun. Rahat ortam. Çok işte hadsizlik ya. Hadsizlik olmadığı sürece. Bir tane soru yazmışım. Eleştirileri gerçekten takmıyor musun yoksa gizli gizli ağlıyor musun yazdığında şeklinde ama bu nasıl bir soru? Ya gizli gizli ağlama noktasında hiçbir zaman hiçbir eleştiriye. Ama dediğim gibi zaten anlattım uzun uzun. Yani beni kırdığı noktalar bazen oluyor. Yani o da kırmak da işte hayal kırıklığı. Yani ben eğlendirmeye çalışan bir insanım. Yani kendim eğleniyorum önce. O eğlence size de geçsin diye bir şeyler yapan bir adamım. Niyet bundan başka algılandığı zaman ben yani niyet tamamen bu. Kötü art niyet yok yani. Evet. Post42 kanalında diğer videoların Soğuk Savaş kadar izlenmemesi psikolojik olarak yoruyor mu? Çünkü en az o videolar kadar kaliteli ve uğraşılmış işler bazen yarısı kadar izlenemiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyor sorusu o. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Psikolojik olarak yormuyor. Çünkü o içeriklerde biz zaten oturup hakikaten muhabbet ediyoruz ve onu çekiyoruz. Yani değil yani bugün muhabbet edelim diye toplanmıyoruz. Yani gidiyoruz. Gerçekten Starbucks'ta yaptığımız muhabbeti sallıyorum. Çok pardon. Starbucks. Sallıyorum çok pardon. Yani oturup yani Boğaçlarla Starbucks'ta buluşup konuşsak da aynı şeyleri konuşacağız gibi bir ortam aslında. Bomboş ya zaten. Yani en çok izlenenlerden biri. Ve psikolojik olarak yok. Hiçbir şeyi yok. İzlendiği zaman tabii ki seviniyoruz. Ama o tonu anlamayacak demeyeyim de ya onun hitap etmeyeceği insanların olmasını da kabullenebiliyoruz yani. Normal bir şey olabilir yani. Yani ya sürekli boş yapılmasını hani dinlemek istemeyen insan olabilir. Çok normal bir şey. Evet, normaldir. O zaman bir soru. Sevgilin olsaydı birlikte yayın açar mıydın? Ha. O çok değişik bir soru. Açabilirdim, açmaya da bilirdim ya. Sevgilisine bağlı. Biraz sevgilisine bağlı. Ya bir kadında aradığın özellikleri anlat be adam o zaman. Sürekli eski sevgilin deniyor. Bu kadınlar sana yürümek istiyor. O sakalın aralarında ellerini gezdirmek istiyorlar. O kediyi mıncıklamak istiyorlar kedi derken herhangi bir mecaz yapmadım. Direkt kedi. Nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun ben? Şöyle abi, zaten ipucunu verdim yayında bir ara ama. Ya yetenekli kadınlar böyle gerçekten hoşuma gider. Yani ne bileyim bir çalgı çalan. Çalgı çalmak ne ya? Çok yaşlı. Bir enstrüman çalan. Ne bileyim bir eğlenceli. Ya sense of humor, sense of humor'u çok önemli benim gözümde ya. Ya benim güldüğüm şeye gülüyor mu ya bakıyorum. Birebir aynı olmasına gerek yok ama böyle ortak birkaç böyle türlü sol kağıdı var kafamda. Yani şuna gülüyorsa anlaşırım ben bu kızla falan dediğim. Ofansif şeyler genelde. Yani ofansif şakalara falan daha eğleniyorsa. Mizahın genelde. Şeyini düşünüyor musun? Bir sınırı olmasını gerektiğini, yoksa abi her şey mizaha yapılır ya. Ya her şey mizaha yapılır kafasındayım ben ama şunun da farkındayım. Asla yapamayacağız bu ülkede. Onun da farkındayım yani. Çünkü hassasiyetlere artık dokunmasa bile linç edilen bir şeye girdik. Bir döneme girdik. Yani böyle her şeyin mizahı yapılır ama kültürün altyapısı lazım ya abi. Atıyorum yani İngiltere'de yetişmekle, İngiliz mizahına maruz kalarak büyümekle burada Türkiye'de yetişip İngiliz mizahına, ofansif mizaha maruz kalmak çok farklı şeyler. Orada da böyle yani şey oluyor. Bir tutmuyor böyle. Bizim kültürle böyle tutmayan bir noktası var. Yani onun şakası yapılmaz oluyor. Ya bunu kabul etmiyorum ben ama topluma uyum sağlamak için ne yazık ki böyle biz ya kısıtlıyormuş gibi görünüyoruz yani zorunlu bir şekilde ama ben kendi eğlendiğim şeyler çok daha farklı yani burada söylesem vurulurum herhalde. Tamam. Anladım. Bizim de öyle bir aslında şeyimiz var. Yani ben de çok rahat mizah yapmak istiyorum yayınlarımda. Hatta benim birlikte yayın yaptığım insanlar da öyle mizahın, her şey mizah yapılır şeklinde düşünüyor ama yapamıyoruz. Zaten evet abi Türkiye. Hep bir şey soruyorsun ya kendi. Lan linçicizmiş. Hemen ya Silivri soğuktur bro memuku. Yani, o da böyle çok artık tat kaçırıyor ya. Yani bir bırakın da konuşayım ya değil mi? Yani bir yani. Şey oluyorsun böyle. Yani gereksiz ya o. Böyle bir kürüz oluyor yani. Gerek yok böyle şeylere de işte toplum abi yapacak bir şey yok. Uğur Karakullukçu'yla Twitch'te falan canlı yayın yapmak istiyorlar mı? Uğur Bey'in gençlere de bir etkisi olduğunu düşünüyorum demiş. Galiba Boğaç zaten futbol programı yapıyor salı günleri bildiğim kadarıyla. Var böyle dönemler. Var böyle dönemler aynen. Bir ara böyle oraya galiba konuk olacak mı olmayacak mı öyle bir şey konuşuyorlardı. Bilmiyorum devamını. Ama Boğaç galiba alacak Uğur abi diye bir bilgim var. Çok tatlı adam bu arada. Ben de çok seviyorum. Lokum gibi adam ya Uğur abi. En sevdiğim fantastik seri. Film de olabilir. Sadece kitap da olabilir. Fantastik seri. Hem kitap hem film de olabilir. Harry Potter falan. Yok. Ya ben şeyi çok seviyorum. Charlie'nin çikolata fabrikası. Kitap serisi var ya. Evet şeyin. Onun. Ben onun kitap mı o? Kitap tabii. Ben kitap olduğunu bilmiyorum bak cahilliğime ver. Charlie'nin cam asansörü. Charlie'nin çikolata fabrikası. Abi çok inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Orada çok güzel bir hayal gücü var. Kitap serisini çok seviyorum. Roald Filminden memnun musun? Galiba. Filmi evet Johnny Depp çok iyi oynamış Willy Wonka'yı. Mükemmel bir Willy Wonka oynamış. Ben normalde hiç sevmem herifi. Oyunculuğunu falan hiç sevmem. Ama o adamın canlandırdığı Willy Wonka çok güzeldi. Film de çok güzeldi evet. Ya biraz küçükken okumuştum ben onu. Bir de çocukken okuduğun zaman inanılmaz geliyor abi. Böyle çikolatalar akan bir fabrikaya gidiyor falan. Tam böyle çocuk hikayesi. Çok etkilemişti beni. Hala da çocuk kafası olduğu için herhalde kaldı. Şarkıları da çok güzel evet. O seri güzel. Charlie serisi güzel. Biraz üzüldüm. Arkam Orta Dünya gibi zaten. Şurada yüzük kardeşliği var. Şurada kitap üstüne yüzük aldım geçen gün. Yani kız arkadaşım diyor ki ne sipariş geldi, kargo geldi, evdeyiz. Ne geldi diyor, yüzük geldi diyorum, böyle bir korktum. Yok öyle değil. Evet, güç yüzüğü geldi falan, yine yanlış anladım. Ne demek güç yüzüğü? Hayda. Şöyle mail geldi Amazon'dan. Börte askerden 4. ayını kutlamış. Vay, bu adam askerde ve Prime'la aboneliğini yeniliyor girebiliyor. Helal olsun. Kral. Vay be, Türk askeri be. Vay be işte. Bir yorum var bak. Ya burada 2 kişi konuşuyorsun. 500 kişi izliyoruz. Ofansif mizah yapınca neden izlemeyen 1000 kişi linç ediyor? Bence linç etse ne olur? Yani zaten izlemiyorlar. Peki siz ne diyorsunuz demiş. Chat'ten ilk defa birini okudum. Yani izlemeyenleri niye takıyorsunuz? Zaten sizin kitleniz değil diyor da herhalde. Anladım da o şey oluyor ya işte. Yani seni tanıyabilecek potansiyel adamları da seni karaladığı için herhalde. Ben böyle bir şey Twitch özelinde yaşamadım da Twitter'dan zaten hani ya takipten çıkacak adam ve potansiyel takip edecek adamın gözünde olumsuz bir imajın olduğu için yalandan olumsuz bir imajın olduğu için sevmiyorum ben. Ya çok ya linç yersiz bir şey çoğu zaman. Çoğu zaman çok gereksiz bir şey. Evet, evet. İncelerin anlanmadığında çok üzülen insanlar var. Bir de şöyle var, şöyle olur. Kayıt alıp yasal işlem başlat. Ya bak evet zaten aslında artık toplumun tepkisinden korkmanın dışında artık devletin de biraz tepkisinden korkuyoruz. Ben niye tutuklanayım yaptığım şaka yüzünden? Allah kahretsin yapmam evet, ya. Evet, özelimde evet, yaparım diyorum. O bir hani derdini anlatamam korkusu var hakikaten. Böyle bir son yaşananlarla falan da böyle etkilendik yani o YouTube kanallarında olanları herkes biliyor zaten. Evet. Böyle hakikaten artık böyle ne çok free ne çok şey böyle bir karıştı. Yani internet bir karıştı Türkiye'de. Yani ne desem şimdi bir şey olmaz. Ya o bir de yaratıcılığı da bitiren bir şey abi. Yani gelip burada hani hakikaten ya şimdi böyle diyeceğim ama ben ya o şakayı düşündüğün anda o evet, gitti zaten. Gitti yani. Çıkmıyor. Yapma artık o şakayı zaten. Evet, öyle, evet. Öyle bir tıkıyor insanlar. Dün aynısı bana oldu. Hafif vereyim. Lafımı böldün dedi. Hayır ben Trakyalıyım şeklinde çeviremedim. Olmadı. Teşekkür ediyoruz. İşte yani hani buna mesela gülgeç abi anladın mı? Hani işte onu herkesin şey yapması lazım işte. Öyle bunda bir şey yok yani. Evet bunda bir şey yok. Sakin. Bak bunu bile söylerken bir böyle gerildim lan. Yani vurulacak mıyım ben? Ya tweet zaten mesela tweet lan. Ya tweet o yani geç abi bir tane böyle havada duran bir tane yazı parçası. Kanun çıkarmıyorsun ki. Gül geç gülmüyorsan bir de toplumu geç. Şeye yönlendiriyorsunuz. Abi, toplum evet. Ne kadar garip. Yani. Neyi yönlendiriyorum ya? Zıbın tweet attıysa hemen sokaklara çıkıp anarşi yaratmalıyız. Tamam. Abi geçen şey boyutuna geldi artık. Ben dedim ki Fallout 76 gene linç edileceğiz kesin de. Hadi bakalım. Fallout 76 bence Red Dead Redemption'dan daha güzel bir oyun. Bak bence yazmadığım için tweette Fallout 76 Red nasıl dersen bu kanunu nasıl geçirirsin? Abi evet adam geldi yakama yapıştı bir çocuk. Abi dedi sen nasıl onu seversin ya sen Red Dead Redemption'ı seveceksin. Esere nasıl şey yaparsın falan diye. Abi diyorum ki benim ilgimi çeken, bana daha güzel gelen bu diyorum ben sadece. Ve ben bunu dedikten sonra Rockstar şey mi yapıyor? Abi bittik falan. Böyle bir şey mi yapıyor Rockstar? Ve raflardan yani. Reddet kaldırılıyor. Evet öyle. Sadece Konya'da satılıyor falan. Abi yani gerek yok ya böyle şeylere. Sonradan düştü. Evet. Yani hiç gerek yok abi. Bu benim söylediğim bir şey. Geç ya. Geç yani anladın mı? O sevmiyor. O adam sevmiyor. Ben sevdim. O adam sevmemiş de geç. Ya Berk sen biliyorsun bizim parodiye abi Nob Star yaptık. Bize neler geldi. Yani şey geldi aklımıza. Artık ben parodi yaptığımda bir altyazı hazırladım. Gerizekalılar için son uyarı bu bir parodidir diye geçecek böyle 3 saniyede bir falan. Yani artık delireceğim ya. Ya nasıl olabilir abi? Yani bilmiyorum. Ne geldi ya, en saçma? İşte bununla bu çok önemli benim için yayın hayatıma bununla başlayacağım. Beni eğlediniz Allah sizin belanızı versin. Abi işte para aldığınız için yapıyorsunuz sürekli gözüme size sokuyor. Ya ve bak şakayla ciddi yani anladın mı herif? Başka yayıncılara gidip abi işte siz Eren'le samimisiniz. Sence işte nasıl beni birinci seçerler mi falan araya torpil sokmaya çalışalım. Abi. Kötü. Of çok yapmayın. Üzücü ya. Çok üzücü. Üzülüyorum gerçekten. Yani üzülüyorum hakikaten. Gerçekten ironi falan kalmadı ya. İroni diye bir şey yok yani şu an. İroni bir semtada şeklinde. Berk'in Kadıköy öreceği duvar için fon başlatabilirim demiş şu an. Böyle bir şey mi var? Bugün bir tweet attım da. Kadıköy'ün çevresine bir duvar örme fikri çık aklımdan diye. Gerçekten çok güzel olmaz mı ya chat? Issız adamlar gelmesin mi ya? Evet yani, evet böyle koruyalım böyle insanlıktan orayı diye. Evet. Post42 hesabında DM'den soru atın dendi. DM'leri okuyan arkadaşın psikolojisi ne durumda diye bir soru var. DM'leri biz zamanı gelince okuyoruz. Yani şu anda kimse açmadı orayı. Onları zaten alıp kavanoza atacağız. Yani soğuk savaşın ortasında duran kavanoza atılacak şakaları sizden istedik. Ama hiç okumayacak mısınız? Orada bir anda sizi Silivri'ye... Tabii ki okuyacağız. Onu da işte... Silivri soğukları bırakma. Stajyer bir arkadaşa yaptırıyoruz. Onun da haberi yok daha da. Daha haberini almış olsun. Coco Bomba. Nopstar'ın ikincisi miydi? Üçüncüsü müydü? Kokosuna Bomba. Efendim Twitch Prime'la abonemiz olmuş. Çok teşekkürler. Dede demiş ki South Park seviyorum. Ofansif mizah demişken. Ha, severim tabii. Hastası hiç olmadım da. O ilk sezonları falan bayağı sevmiştim yani. Sonradan tamam yeter falan oldum. Yani bir 6. sezonda falan bıraktım galiba. Ama severim. Çok ya çok cesurlar abi. Çok inanılmaz cesurlar. Yani bu biraz İsa... bazen boku çıkardığını düşünüyorum evet, ben. Evet. İsa'nın böyle taramalılarla geçen falan bölümler var ve ya İsa'nın TV programı var ya. Yani adamlar böyle bir mizah yapabiliyor ve öldür çok büyük başarı. Şey bölümün yine artık oha yani hani insanları böyle birbirlerini popolarından bağlamışlardı falan. Human Centipede. Ya yani çok iyi ya. Birileriyle tanışırken eğer karşısındaki onu tanımıyorsa Twitter fenomeniyim dediği olmuş mu hiç? Ya bir kere şey oldu. Böyle bir tane yürüyordum yolda. İşte yolda işte çevirdiler birkaç kişi. İşte, abi çok seviyoruz falan diye fotoğraf çekildik. Sonra böyle devam ettim. Bir adam daha çevirdi. Sonra işte artık evin çok yakınındayım falan. Birisi böyle abi dedi. Ha fotoğraf mı dedim. Ay. Çıkardım. Şeye gideceğim de ben falan diye. Göz gibi kaldım. Kötü. Çok kötü. Orada böyle şey oldum. Lan ne yapıyorum ben? Ben fenomenim merhaba falan diye. Çok kötüydü. Yok öyle bir şey demiyorum tabii ki ya. Tanımasalar daha hoşuma gidiyor hatta yani. Ne istemez misin? İlgi... Ya, bir gün çok ünlü olmak istemez misin ben? Sokağa istemem çıkıyorsun abi. Ve don atılıyor sana ya sokakta. Abi istemem ya. Ben öyle bir insan değilim ya. Böyle hani... Keanu Reeves gibi böyle sincap gibi fotoğrafları var metroda. Ya o seviyeye böyle gelmeye başladı. Hani şey açısından değil. Yani çok ünlü olduk falan açısından. Ama YouTube de, bayağı hakikaten... ünlülük yaratıyor artık. Bayağı evet, yüz binlerce yani kişi izliyor. Metroda yani evden çıkıp eve dönerken en az bir fotoğraf çekiniyorum yani. Ve böyle şey... Peki hiç üstüne başına ulan bugün fotoğraf çekilirim ben. Yok. Ha? Yok abi, İçime yok. Don giyeyim bu sefer falan. Şey olmadı da şeyde kötü oluyor. Yani kadınlarla buluşacağım zaman bir date söz konusu olduğunda eskisi kadar rahat değilim ya. Bir kere çünkü yaşanan saçma bir şey oldu. Ya şu anlatabilirim önemli değil. Birisiyle buluştum ve işte Kadıköy'de bir yere gitmiştik. Orada... İşte neyse işte konuşuyoruz falan. Yani yakın duruyoruz tabii. Yani date bu sonuçta. Sonra böyle mekandan işte o erken gitti. İşi çıktı. Sonra ben de işte yarım saat sonra falan çıktım oradan. Şey diye mesaj geldi. Kızı da öpemedin zıbın abi. Oha! Evet abi böyle yani sürekli böyle izleniyor olma şeyi bir rahatsız ediyor insanı. Yani, bu sefer zıbınmadı. Kızı öpemedi ha, kız kaçtı falan. Yani bu mesela böyle görünüyor dışarıdan bir takipçime mesela. Ya bunu bilmek böyle rahatsız ediyor. Oha kötüymüş. Garip yani. Kaç yaşına dönmek isterdin? Ve ona ne söylemek isterdin evlat? Abi evet yani orta liseye dönüp piyanoya yoğunlaş kardeş. Sen piyanoya şey yap, hiç uğraşma üniversiteyle falan. Git konservatuara diye kendimi sopayla vurmak isterdim kafama. Yani şu an bir piyanist olsaydın daha mı isterdin o hayatı? Daha isterdim ama şöyle daha isterdim. Hani YouTuber'lık yani şu anda geldiğimiz Post42, iş, işte kariyerimin yerine isterdim değil de hani keşke ne bileyim işte işletme okumasaydım falan, öyle şeylerle uğraşmasaydım. Yani bir yandan müzik profesyonel olarak hayatımın içinde olsaydı keşke şu an. Onun artı olarak bir şeyler yapsaydım kafasında. Anladım. Yani bunu da yapabilirdim. Evet, o zaman seçebilecek olsan bir ülke söyle ya da şehir söyle bana, nerede doğmak isterdin? Biz biraz böyle hard'da başlıyoruz ya. Tabii ki. Norveç ya da İsveç. Evet, dün aynı cevabı ben de verdim. Norveç demiştim. Herkes şey diyor, İsveç'i niye bu kadar şey yapıyorsun? İsveç'te tecavüz oranı çok yüksek diyorlar. Ben o yüzden Norveç demeye karar verdim bundan sonra. Ne olur ne olmaz diye ben. Bunun için istiyormuşum gibi olmasın. O zaman Oslo falan. Ya şey açısından insana davranılan yerler, yani insana nasıl davranıldığına bakıyorum ülkeye gittiğimde ilk, yani herkes gibi çok dedikleri gibi soğuk olmadıklarını gördüm Norveç'e gittiğimde, İsveç'e gittiğimde ve tamamen kendi hallerinde insanlar olduklarını ve konuştuğun zaman çok kibar ve saygılı insanlar olduklarını gördüğüm için çok isterdim ya. Bir kuzey ülkesinde yaşamak isterdim. İşte soğuktur, bilmem nedir falan. Onları geçiyorum. Bir şekilde alışırsın. Orada doğacaksın zaten de. İnsana böyle birisine, İsveç'te, Stockholm'de birisine çarptım. Adam benden özür diledi falan. O derece böyle bir böyle şeyler yaşayınca insan aa diyor ya, burada yaşanır o zaman ya. Yani hakikaten böyle bir ya, insan olduğunu hatırlıyorsun ya. Çok garip. İstanbul'dan sonra gidince aa benim bir böyle şeyim var ya, benim bir comfort zone'um var falan oluyorsun. Böyle otobüste geniş geniş yer var falan. Çok az kişi var şehirde. O açıdan çok isterdim yani bir kuzey ülkesinde doğum. Yani evet. O işte şeyleri falan hiç girmiyorum o konulara, işte toplumun tecavüz oranları falan filan. Tecavüz oranları değil de evet, yani refah seviyesi olarak oralarda doğsak güzel mi olurdu acaba, bilmiyorum. Sanki. Gerçi şeyde gidende de kimse işte memleketimiz gibi değil be moruk. Yani falan. İşte. Yani o yani buraya alıştığı için öyle diyor o da. Orada doğ. İşte zor be. Ne zor abi, bilmiyorum. Şey mi böyle Oslo'da doğacak ama böyle abi. Böyle. Sana birkaç isim söyleyeceğim. Onlar hakkında bana bir tek kelime söyle. Olur mu? Tamam. Geliyor. Müzik girsin. Evet, Can Sungur. Tatlı. Tatlı. Cahreyn. Cahreyn. Abi kötü talk show şey bu, hadi yapacağız. Evet, evet. Helyum balonu gibi. Aynen. Tam helyum. Cahreyn, eleştirel diyeyim. Kendine müzisyen. Eğlenceli. Okay. Eğlenceli. Ferit Vıtıcı'nın. Ferit pro ya. Çok. Ferit'i bu arada harbiden abi çok, adamın CS yayınlarını falan seyrediyor. Ben hiç anlamam yani Counter'dan falan. İnanılmaz ya herif. Hakikaten çok iyi oynuyor oyunları yani. Pinti Panda. Adam. Adamlık kokuyor. Gerçek bir kral. Elren. Elren. Kurbağa falan geliyor. Kurbağa mı? Öyle şeyleri olduğu için evet, o da yani. Grimnax. Grimnax hakkında çok datam yok abi. Data eksikliği. O zaman Annost. Annost'u zaten hiçbir fikrim yok. Educated diye son olarak. Remix adam. Hayda. Abi kanalın şifresini hatırlamışsın abi şeklinde. Küvette Tuli demiş ki bu düşük çözünürlüklü bir soru olacak ama özellikle defans ve atak debuff'ıyla hayata başlayan gençler olarak hepimiz lise ve ortaokulda efsane bir dayak yemişizdir. Kendisinin böyle bir anısı var mı? Ağzını yüzünü kırdılar mı şeklinde. Gerçekten yok. Olsa anlatırım. Hiç yani, dayak yemedin mi diyorsun? Hiç dayak yemedim gerçekten. Yani kavga olacak ortam gerçekten olmadı ya. Bizim okul böyle bir garip bir liseydi. Yani lisede olur ya böyle şeyler daha çok. Ortaokulda falan zaten kendi değilsin fazla. Ama böyle lise tam herkesin ergenlik siniriyle falan gezdiği bir yer. Orada bile hiç böyle çok naif bir sınıftık biz ya. Hep garip. Hiç böyle karışmadım yani öyle bir şeye. Lisede inek miydin, arka sıra mıydın? Arka sıranın önlerindeydim. İnek asla değildim. Zaten hiç çok iyi falan olmadı derslerim. Ama şeydim ya, sınıfın entertainer şeyine girmiştim böyle. Hocaların taklidini falan yapıyordum. Onlarla eğlendiriyordum kitleleri böyle. Kitlelere hitap ediyormuş o zaman da. 3 kişi falan böyle kitleleri. Berk, mutlu musun hayatından? Yani bu özel bir soru gerçi ama ay müzik bir anda açıldı. Tamam. Şey... Hani böyle yatağı hayatında çok huzurlu bir döneminde misin, mutlu bir dönemindesin? Yoksa aslında göründüğüm gibi de o kadar da değil lan, mutluluğun ne alemi var? Huzurlu bir dönemde değilim abi. Yani ama yani gidişat güzel. Yani daha çok işle ilgili falan şeyler. Yani böyle pürüzler takılıyor kafama. Yoksa yani çok sonra da şey diyorum zaten, aman yani yolun böyle ortadayım ya, böyle çok aşırı neşeli olduğum bir dönemde değil bu ara ama gelir, o gün de gelir yani. Anladım. Hayatında bir ilişki istediğin dönemde misin? Yok, değilim. Değilsin. O değilim da ya. Değil. Yaşama tarzıma şu anda hiç uymuyor ki yapısı. Şey bir adam mısın? Bak ben eskiden öyleydim, şu an değilim mesela. Sosyal bir adam mısın? Ya hafta sonu dışarı çıkılır abi, ya da işte haftada şu kadar gün en az dışarıda bir şeyler yapmalıyım mı? Yoksa abi yani eğer bir program yoksa 2 haftada evde oturabilirim şeklinde. Ya şöyle, asla dışarı çıkmam, hiçbir şey yapmayayım kafasında değilim. Hatta bundan 1 sene önce falan bayağı cuma günü evde oturunca şey oluyordum, böyle nasıl oluyordum falan. Sosyal, pardon gene. Güzel. Ay. Estağfurullah efendim, afiyet olsun. Sağ ol. Arada metrobüs gibi tıslıyor farkındaysanız. Evet. durak Anadolu. Evet buyurun. Şey oldu, yani... Çok sosyal bir adam hiç olmadım yani, her hafta böyle eventlerde falan. Ama arasıydım hep. Geçen sene falan sosyal bir adamdım. Bu sene biraz daha kendimi çektim ya ortamdan ama şey çekmesi değil yani. Ama şimdi dışarı mı çıkılır ya falan değil yani, hakikaten plan olsa çıkarım. Yani ama işte birazcık Twitch falan da bizi böyle eve bağladı gibi oldu. Ama yani çok zevk alırım yani, çıkayım bir şeyler içeyim takılayım. Gerçekten zevk alırım. Seni herhangi bir gece kulübüne götürebilir miyiz? Böyle götürürsün. İnsanların birbirine sürtünerek kıvılcım çıkarttığı localarda bile. Zaten şey tamamen partileme üzerine. Erasmus zaten öyle bir şey ya. Ya 6 ay boyunca haftada 3 gece gece kulübünde partileyerek falan geçen bir dönemim var. Oradan bir şeyde hiç çaktırmıyorum değil mi? Evet, hiç belli etmiyordun, şaşırdım. Seni blazer ceketle hayal ediyorum. Evet. Şu an bayağı öyle yani. Pipetli vodkayla. Ya inanılmaz severim. Ya dans. Ya tabii yani bu Türkiye'de hakikaten hiç gitmedim galiba doğru düzgün. Ama şey olduğu zaman güzel bir eğlenceye böyle kop deniyor ya en basit tabiriyle. Ona gitmek ya hoşuma gidiyor, öyle şeyler. Elektronik müzik, dans falan. Severim yani. Şu aralar böyle nerelere gitmekten hoşlanırsın? Şu aralar daha çok hiçbir yere gitmediğimi fark ettim. Ya şey vardı, evde gereksizse çıkılmaz, kira boşa gidiyor yorumu da var. Birazcık şimdi Twitch'ten bakalım falan diye. Yani gitmeyi sevdiğim sinema falan demeyeyim artık. Ya Bağdat Caddesi'nde falan takılmayı ben çok seviyorum. Yani. Karşıda oturuyorsun. Sen Anadolu yakasındasın. Yani. Aynen. Erenköy tarafında. Her türlü karşıdasınız. Yani nerede olursunuz? Karşıdasınız. Biz karşıdayız abi. Ya oralarda genelde daha çok takılıyorum. Boş yapıyorum. Yani özel olarak gittiğim bir yer yok ama. Kendisi reflü için Gaviscon mu Pronat mı tercih ediyor demiş. Gavisconcuyuz biz ezelden. Ezelden. Burççu musundur? Burcu ne? Burcunun özellikleri taşındığına inanıyor mu demiştik. Dün mesela biz yayında bunu biraz gömdük. Burçlu mesela yani Merkür'ün hafif kaydığı için cep telefonunun bozulacağına inanıyor musun? Burcunda şöyle yazdığı için asla piyano çalamazsın şeklinde böyle inançlarım var. Ben aynı muhabbeti 2-3 yayın önce yaptım. Abi burçlara inanmıyorsunuz değil mi falan diye. Yani bence tamamen saçmalık. Hani ve böyle şey yani burcumun özelliklerini taşıyor muyum? Aslında garip bir şekilde evet ya, boğanın özelliklerini okuduğu zaman örtüşen şeyler var ama hayatımı belirleyen böyle burçlar gibi şeyler olduğunu asla düşünmüyorum. Her şey eşleşiyor gibi oluyor. Bütün burçlarda hiç bu yavşaktır, şerefsizdir yazmıyor ki yani. Değil mi? Evet. Evet, yani o şey değil ki zaten. İşte yo inanıyoruz sensin saçma yazıyorlar. Ben de bu konunun lincini çok yedim çünkü. Yani o senin davranışın abi bence. Yani okuduktan sonra şartlanmış bile olabilirsin yani. Aynen öyle. Yani sadık direkt... değildir, aldatmaya meyillidir abi, var. Yani, hayır abi sen iğrenç. Yani, aynen manyak, sen kimseyi sevmemişsin. Köpek. Aynen öyle. Acayip işler. Evet. Ece geldi gene bak. Ece çok takıyor bu konuda. Bir sorum daha var. Tabii. Şimdi evlilik düşünüyor musun ileride? Yani evlenmem lan, ben ne evlenmesi, birlikte yok yaşarım. Ya, evlenmem asla, hiçbir zaman olmadı. Ama ciddi, ben seni bak hiç beklemediğim şeyler söylüyorsun bana. Birazcık artık samimiyet. Artık ha? Tanıyoruz birbirimizi. Yani şey, hiç asla böyle evlenmem hiçbir zaman olmadı abi, ama çok zor ya. Belki de o yüzden hani hiç, yani çok zor görünüyor bana. Yani bir tabii ilişki yürütmek bile çok başarılı değilim bu konuda. Yani istatistiki olarak evlilik istemiyorum diyebiliriz aslında, ama bir gün böyle olsun isterim ya. Olabilir yani. Yalnızlıktan korkuyor musun? Ağlamaya başlıyorum. Kaç gün yalnız kalabilirsin? Yani şöyle. Şimdi yalnız kalmayı ben de mesela 3-4 gün böyle sürekli birileriyle bir şey yapınca arada ulan azıcık yalnız kalmayı özlüyor insan. Yalnızlığa alışırsan, ama yalnız bırakıldıysan diye gerçekten görüşecek kimsen yoksa kötü ya. Ya evet. Ya yalnızlığı hani kırma yolları var aslında. Ben hani ne bileyim bir Twitch yayını açtığımda falan o böyle bazen o buhranlı havayı falan dağıtıyor. Böyle yalnız hissetmiyorsun. Genelde öyle şeylerle kırıyorum ya. Yalnız çok, yani zaten hayatımda biri olmadığı için yalnızlık hissiyle yaşıyorum zaten. Yani tek yaşıyorum. Tek evde yaşıyorum. Kendim yaşıyorum. Bu arada tek yaşıyorum demiş miydim? Evet, bunu 4 kere söyledi. Anlamışsınızdır artık arkadaşlar. Tek yaşıyor kendisi. Yani hani o noktada işte zaten ya alışıyorsun işte dediğin gibi. Alıştıktan sonra o hisse fazlası zarar, ama evet. Kafayı yiyecek noktaya da geldim bir ara. Konuştuğun kimse olmayınca falan da bir şey oluyorsun yani. Böyle aynalarla konuşuyorsun. Evet. Kötü. Torla konuşuyorum. Tek yaşarken. Evet. Tek yaşadığın hala devam ediyor durum olarak. Evet bu arada. Bir kez daha tek yaşadığını söyleyerek devam ediyoruz. Biraz geç kalındı şu an gelenler için, ama yayın tekrarından ya da yarın YouTube'dan falan filan oradan şey yaparsınız. Ama geç kalanlar için söyleyelim. Berk tek yaşıyor. İnanır mısınız, ben de. Devam ediyoruz. Ya bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir şey tabii ekleyeceğim. Linç konusuna. Tek yaşıyorum. Doğru. Benim de zaten tek yaşıyor musun sorum vardı. Tek yaşıyorum. Wow, direkt yürüyorlar sana. Yürüme sorum var. Okuyayım mı? Tabii bir hanımefendi olduğu onaylı şekilde. Abonem çünkü. Yemek yapmayı biliyor mu? Bilmiyorsa öğretmemi ister mi? Wow. Tek yaşıyor. Hiç sonunda da asla. Hiç anlamıyorum yemekten ya. Evet yani. Öğretmesini ister miyim onu tartışırız. Ama tartışırız. Gerçekten aynı evdeyken. Bu kadar beceriksiz olabilir yani. Evet. Teşekkürler. Kim o bu arada falan? Efe hanımefendi adlı kişi. Tamam. Kendisi radyo kafasında, profil fotoğrafı da orada. Tek yaşıyor mu sorusu hemen gelmiş altına. Tek mi yaşıyor kendisi? Evet. Evet tek yaşıyorum bu arada. YouTube başlığımız mı olacak? Aynen tek yaşıyor. Tek yaşıyor. Evet. Devam ediyorum. Son sorular artık kapatıyoruz. Dükkan kapanıyor. Siz de son sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi bir yarışmamız var. Size Steam Key hediye edeceğim. Cevabı bilirseniz. Discord'a gelmeniz lazım. Radyo kafasına yazmanız lazım. Çünkü chatte yazdığınız zaman yukarıda kayboluyor. Ben artık Sibenli de kapandı. Ya da Cebenli ne diyorsanız. Oradan bakamıyoruz da. Şöyle bir soru soracağım. Doğru cevabı bileni Berk tespit ediyor. Ben de ona Steam Key veriyorum. İnşallah içinden GTA 28 ya da Hentai Girl çıkıyor. Hadi bakalım. Herkes girdi mi? Ünlem Discord atın bir tane. Ben de bir müzik vereyim. Gaz bir müzik. 2 tane sorum var. 2 tane ödül vereceğim. Sakin olun. Herkes kazanamayacak. 2 kişi kazanacak. Evet. İlk sorum geliyor. Hadi bakalım. Berkin Gelmiş geçmiş. Bakın bunu takip eden adamlar, insanlar, kadınlar bilir. Gelmiş geçmiş. En sevdiği oyun. Süreniz başladı. Discord'taki radyo kafasına yazıyorsunuz. Spamlıyorsunuz. Bir sorum daha olacak. Evet. Discord'ta bizim radyo kafası kanalı var. Berk oradan takip ediciyuk. Yazıyorlar yazıyorlar. Sen doğru cevap varsa dur artık, gerek yok. Zaten doğru cevabı veren verdi şeklinde durdurabilirsin. Bulamadım. Tamam. Dördüncü kanal en üstten. Şu an spam show yapılan kanal. Vay vay, Far Cry'lar, Fallout'lar, eski sevgililer. Yok, verilmiş abi çok. Duygularım evet. Var. En sevdiği oyun şeklinde. Doğru cevap verilmiş mi? Verilmiş abi. Açıklayalım efendim. İsmi direkt söyleyeyim mi? Tabii. Tamam. Uneticist. Fallout Uneticist 4 diyerek. Evet, Uneticist. Nerede kendisidir, bulacağım onu. Fallout 4 mü demiş? Evet, Fallout 4. Daha öncesinde var mı bilmiyorum, yok. Bakayım, yok yok. Gelmiş tamam. Geçmiş en sevdiğin oyun. Neden olduğunu azıcık açıklasana bize. Tabii ki. Ya ben o evreni çok seviyorum. Zaten şeyde de övdüğüm için linç edilmiştim. Kanalda da. Fallout. Ya böyle bir atom bombasından sonra hayatta kal evreninde olan şeyler ve o Fallout 4'teki o mini insanların mini hikayeleri acayip hoşuma gidiyor. Yani hani böyle bir şey. Bir de yani olabilecek bir şey ya. İnsan garip duygular yaşıyor oynarken. Yani böyle işte elbisesiyle işte iskelete dönmüş. Tam doğum gününde falan böyle o bomba patlamış insanların hikayeleri falan. Karanlık bir şey anlatıyor böyle, değil mi? Ya ama onu bak, demek ki aynıymışız. Ben de oyunlarda ya da özellikle böyle apokaliptik filmlerde, dizilerde hep ben de oradayım, ne yapardım evet şeklinde. Çok şey, aynen bütünleşiyorsun galiba. Hı-hı. Ya. Öyle bir şey olsa ne yapacağız hakikaten şeyiyle. Çok etkileniyorum öyle oyunlardan. Kötü şaka var. İlk üçe girememiş Fallout 4 şeklinde. Falan. Kendisine şey yapıyoruz. İkinci soru yine Discord'dan. Uneticisin kodu yollandı. İnşallah güzel bir oyun çıkar. En kötü envanterinde dursun. İkinci soru geliyor. Berk tek mi yaşıyor? Hayır bir dakika. Sakin. O değil. İkinci soru geliyor. Berk'in en çok güldüğü komedyen. Wow. Buyurun hadi Discord'a. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Burada... evet, herkes evet yazmış teknoloji sorusuna. Şimdi gerçek şey. Evet, spam başladı. Bakıyoruz. Henüz evet bir tane geldi. Vallahi mı? Evet. Çabuk kalktı fark edersen. Evet. Evet, yazmamıza gerek yok. Firex. Louis C.K. demiş wow. Ve bilmiş. Yine gerçekten. Ofansif insanlar. CK'ciyiz, yapacak bir şey yok. CK. Evet, tek yaşıyoruz. CK'ciyiz şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Kötü. Firex'cim sana da hemen atıyorum kodunu. Kodum şuraya. Evet, mesaj olarak mesajlarınızı kontrol edin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi oyunlar. İnşallah hentai girl çıkar. Evet. Şimdi. Sona geldik ya. Sona geldiğimiz için sana iki sorum şöyle var. Chat'e bir soru sormanı istiyorum. Sonra bana bir soru sormanı istiyorum. Belki kendi chat'inde sormadığın. Ulan şunu merak ediyorum şu an. Chat'e bir şey sormak istiyorum. Yazın, spamlayın bakayım dediğim bir şey var mı? Tamam, tabii ki var. Şu anda geldi aklıma. Evet. Vurun. Biz hariç... Hakikaten merak ettiğim bir şeymiş bu arada. Bizim kanal hariç YouTube'da en çok sizi eğlendiren kanal hangisi? Böyle bir anket yapacağım şu an. Evet. Vurun bakalım. Yazın bakalım. Biraz daha yavaş yazarsanız. Evet. Çünkü daha 2 saatimiz daha var zaten. Biz de doldurmuş oluruz. Evet, geldi, hızlandı. Çok geek yapar var. Herkes başka bir takipçilerim sever. Geek yapar çok görüyorum ben de. Çok geek yapar. Çok geek yapar anneciğim. Filmler, Jimmy Fallon'lar. Ne o? Ethos Lab, Minecraft YouTuber var. Mesut Süre de var bayağı. Evet, Mesut Süre de var. Cenk Erdem var. Paint Dark. Başka yeni. PewDiePie var bir tane. PewDiePie. Deep Turkish Web tabii ki. Chubby'lerin kanalı oyun var. Okey. Slow More Guys, onu bilmiyorum. Ha, Slow More Guys. Ha, değişik o da. Peki. Hiç tehditkar güzel bir kanal ismi gelmedi bak. Evet. Arada gene attılar da. Attılar mı? Gelmedi. Enis Kirazoğlu var. Gerçek kesit videoları. Mete'nin kuyusu, evet arada şimdi hemen falan geldi. Kafalar var. Üsküp Jornos'un bir tane gelmesi çok üzücü ya. Evet. Ben çok iyi kanal mesela. 140 Jornos hakikaten bayağı prodüksiyonlu küçük küçük. Gerçi ben eğlendiğiniz diye sorunca evet biraz, evet eğlence şeklinde. Belki o zaman Barış Özcan da gelecekti falan. Evet. Kaliteli kanal bakın derim orada. Murat Sönmez miydi abimizin ismi? Hayır. Orta Dünya kanalının. Murat Sönmez olması lazım. Doğru mu? Orta Dünya kanalının sahibi? Ejderha Ağabey değil mi? Ejderha Ağabey, evet. Konsol üstü. Çok severiz kendisini. Çok tatlı adamdır. Evet. Gördün. Evet. İnsanlar bunlara gülüyor, eğleniyor. Vay be. Geek Yapar denmiş çok. Geek Yapar benz işte şişman olduğumuz için bizden. Evet. Zaten sizden sen ne diyorsun isteyenler vardı. Onlar yapmıyor. Bari siz yapın. Ha Kalt yeni geldi ya, Kalt çok yani Kalt'ın çok geç hala aktif çok mi? Üzdü. Aktif ya, gene çekiyorlar. Hakan'ın köşesi. Peki, teşekkür ederiz, güzelmiş. Teşekkürler. Biz ararız sizi, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Evet, şimdi bana soru sorduğun kısım. Hiç umursamayacağım bir şey de olur. Merak ettiğim bir şey olmasına gerek yok. Wow. Bunu sana önceden söylemem lazım. Bir tane soru hazırla be adam şeklinde ama. Evet ya, unuttum. Çok şu an beklemediğim. O arada tek yaşıyordum. Hala da tek yaşıyordum. Bir saniye hemen. Önce duasını yapacak. Şu anda biraz düşünüyorum. Biraz zaman kazanıyorum. Düşünüyorum, ben chatle ilgileneceğim. Hortum taşıtmak, kuşkun kukutmak, pışkın fıkıtmak var. Açık büfe bir kanal ismi mi bilmiyorum. Ayrıca tek yaşıyorum Berk selam demiş. Efe koşuyor artık. 4 nala koşuyor şeklinde. Artık Instagram'a taşısanız mı artık bunu? Sevgili efendim. Kamusal mizah denilmedi. Evet. Ama biraz ben de şey yaptım. Çenet Kutur. Uğurhan Oğuz. Kovçap öneriyorlar. Bekarım. Taliplerimi beklerim. Kötü program. Evet. Evet, siz Twitch'e konuk olmuş muydunuz Berk Bey? Yok abi, ben ona henüz şey yapmadım ama yakın zamanda belirebilirim o. Yakın zamanda belirin. Pelin burada zaten, şu an bilmiyorum, sen çok iyi yaparsın oradaki jüriliği. Efe de sana talip olsun. Orada da tek yaşadığını. Lütfen. Kaçıyor değil mi direkt? Abi soru şöyle. Salla bir şey abi hadi. Tek mi yaşıyorsun de? Falan. Sen de böyle bir YouTube'da düzenli şey ürettin mi bilmiyorum da öyle bir kafa ister miydin? YouTuber olayım kafası var mı sende? Şöyle bir şey vardı. Twitch'ten önce şu an yapılan bu hani kamera karşısına geçip konuşma talk show tarzı şey aklımda vardı. Sonra vazgeçtim. Sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Bu nasıl yapılır tarzı kanallar var ya, onlarla dalga geçilecek bir fikirdi. Yapmayacağım o yüzden söyleyebilirim. Şu şekilde işte klozet kapağı nasıl açılır? Gidiyorum 3 saniyelik bir video klozet kapağını açıp bırakıyorum şeklinde böyle. How to videoları. Aynen böyle saçma sapan how to videoları falan filan vardı. Sonra vazgeçtim. Şimdi ancak Twitch'ten o kesitlerini montajlayıp atıyorum. YouTube'a biraz geç kaldığımı düşünüyorum ben bireysel olarak. Yani aslında yani YouTube'a geç kalmak zor be abi. Hayata bile geç kal. Yani bence şey yapabilirsin. Ya YouTube'da da Twitch'te de şöyle bir şey var. Çok iyi bir iş bile yapsan belli seni tanıtan şeyler olmadığı sürece kendini gösteremezsin. Seyirci seni çok kolay bulamıyor artık. Abi çünkü ayıp ediyorsun falan diye. Ya süreklilik arz eden bir şey bulmak bence zor. Bence yapabilirsin. Hayır, fark edilene kadar benim onu bayağı devam ettirmem lazım ya. Geri dönüş almadan. Ha ya evet, birazcık şeyini kapatman. O biraz şeyini kırar. Yani anladım, gireceksin 58 izlenme. Yorum evet, yok. 3 evet. 3 dislike var falan. Niye beğenmediniz ki amına koyayım? Doğru. O bir sabır işi, evet, doğru diyor. Kötü. O yüzden. Vallahi şimdi, görmek isteriz oradan. İnşallah efendim, inşallah. Yeni konseptlerimiz de olacak efendim. Buradan duyuralım. Nopstar bitti diye sevinmeyin. Nopstar bitti diye sevinmeyin. Beni daha, direkt yaz. Daha beni aynen direkt daha kötü içerikler. Buradan da onun yolunu yapmaya çalışıyordun. Tek yaşadığını da öğrendiğim iyi oldu. O tek yüzden, yaşıyorum içeriğimiz vardı. Tek yaşıyorum içeriğime. Tek yaşayanlara konuk olacağız. Dediğim gibi bazı böyle yine eğlenceli içerikler yapacağız. Şimdi son sorum. Bu biraz duygusal bir soru. Bilmiyorum cevap vermek ister misin? Kaçabilirsin de ama küçük bir şey söyle. Arkaya gönder. Öyle duygusal bir müzik verdim ki insanlar ağlıyor şu an belki. Ah gönder abi. Deli gibi piyano çalıyor bir kız. Küçük bir kız. Fakat 3 aylık ömrü kalmış. Böyle kötü kötü her şey. Karanlık, dark, her şey siyah beyaz düşün. Wow. İnternette hiçbir şey kaybolmaz. Bundan 15 sene sonra da bu video ya da o YouTube videosu birinin karşısına çıkacak. Bu kişi belki de ileride senin doğacak olan oğlun ya da kızın. Evet. Sen daha böyle 28 yaşındayken, babasının gençken ona daha o doğmadan söylediği bir şey karşısına çıkarsa, babam ne yapıyor ne ediyor diye gezerken buna denk gelirse belki hoşuna gider. Buradan 15-20 sene sonrasında küçük bir mesaj atmış oluruz. Doğmamış çocuğa mektup köşemiz. Bir şey söylesene eğer yani nasıl biri olmasını isterdin ya da çocuğunla nasıl bir baba olmak istersin? Buradan ona bir mesaj yolla. Ben sustum. Aa peki. Ay çok garip oldum şu an. Şu an izliyor seni. Abi herkes kendisi olsun. Bütün o müziğin. Herkes ayağını denk alsın. Çünkü. Herkes ayağını. Yani hiç benlik bir soru değil gerçek. Ya tek yaşama baban. Baban gerçekten. Tek yaşıyordu. Allah kamera gitti falan. Pardon. O kadar duygulandı ki kamera bulurlandı arkadaşlar. Şeye kulak asma. Eğer birilerine iyi gelecek ya da kendine iyi gelecek bir şey yapıyorsan ve sonuçlarında da bunun doğru olduğuna inanıyorsan o yolda gerçekten kimsenin ne dediğine kulak asma. Çok klişe bir şey. Ama gerçekten hayatın temelinde o var. Yani salak bir şey yapıyorsundur. İnsanlara sunacağın bir şey yapacaksan hiç kimsenin tepkisini gerçekten sallama ve sen eğlendiğin sürece, sen doğruluğuna inandığın sürece onu yapmaya devam et. Yani hiç çünkü kaybedecek bir şey yok abi. One life you know. You have one life. YOLO yani. Just do it. Aynen öyle. Aragorn'un da Mordor kapılarına dayandığında söylediği gibi YOLO şeklinde. Ben de bir şey söyleyeceğim yeğenime. Babanla ben biraz yeni tanıştım gibi oldu ama kendisini ta PlayStation'dan 2.22 zamanlarından beri ve Twitter'da takip ederim. Çok severim. Gerçekten hem mizahını severim hem o sert mizahın arkasında yatan o tatlı Noel Baba gülüşünü de severim. Hiç kırmadı. Mesela ilk defa bu kadar mesaj attığım, darladığım bir konuğum oldu. Ve o kadar onun samimiyeti yüzünden yaptım mesela bunu. Çok tatlı bir adam. O güzel de bir sana anne seçecektir. Zaten annen de çok tatlı olacaktır. Babanın annenin yarısı kadar olsan yeter. Sana güzel bir dünya bırakamayacağız. Bu bizim suçumuz biraz ama biraz da değil kusura bakma. Sen aldırma dediği gibi YOLO ve tek yaşa. Tek yaşa. Çünkü kimsenin ağız kokusunu çekme çocuğum. Eren amcan bunu diyor. Efe'nin de son bir yorumu var. Madem ikimiz de tek yaşıyoruz, neden tek yaşıyoruz Berk demiş. Ve konuğumuzla sonlandırıyoruz. Efendim Berkin Game konuğumuzu takip edin. Yayın açacak. Biz kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim lütfen. Koyun cebine. Koy. Hayır. Aşağıdan verdim. Verdim şeklinde. Evet şimdi en samimiyetsiz şekilde talk show'a el sallaması. Gidiyoruz şimdi. Haydi güle güle. Bye bye falan arada küfür ediyor. Aa hemen donunu çıkardı adam. Haydi bye bye.